hoş geldiniz. Ne haber? Ulaş Tuna Hastepe. Ve açtı. Ne? Bu ne? Ezberleyeceksin artık. Nefes alsaydın ya. Kariyerlerine büyük zarar veren ünlüler. Ailen var ve bekliyorlar seni. Ulaş Tuna Hastepe. Arkadaşlar, merhaba. Beyza'ya sakinleştirici bir şey verin. O kendinden geçti bir an. Hoş geldin Beyza. Bir an gözlüğünü falan sahneye atacağını sandım. Orada da manyakların var anladığım kadarıyla. Oo, orada yaşasın. Da öyle bir heyecan yarattı. Hoş geldiniz. Yarattı. Ne haber? İyi, valla heyecanlı. Tiyatro sahnesine çıkmayalı çok oldu. Bu heyecanı yaşadım tekrar. Teşekkür ederim. Ay ne güzel, çok sevindim. Seni röportaj vermek falan pek rastladığımız bir şeyin değil. Evet, korktum. Bu, sevmiyor musun? Çağırmıyorlar mı seni? Ne oluyor? Seneler evvel ilk işe başladığım zamanlarda bir röportaj yaptım. Röportajda da yani röportajlar bir önceki röportajı okuyarak yapılıyor ya. Evet. Aynı soru tekrar sorularak falan. Benim de böyle işte deprem, kayıplar falan gibi böyle hikayelerim var. Tekrar tekrar aynı hikayeler soruluyor. Çok da güzel, güneşli bir pazartesi günüydü. Böyle Beyoğlu'nda hani tatlı şeylerden bahsetmek istiyorum ama öyle mi deprem yaşamışsınız gibi böyle bir drama çıkarmaya çalışan bir röportörle karşı karşıya olduğumu anladım. Ve bir noktada da dedim ki yani ama böyle anlatınca da Demir Kubus filmi gibi oldu. Yani filan diye bir laf çıktı ağzımdan ama recorder orada kayıtta filan. Manşet, hayatım Zeki Demir Kubus'a ilham olurdu. Çok iyi. Yani öyle bir şey demedim ama bu başıma geldi ve böyle kızdım. Yanlış anlaşılmaktansa hiç anlaşılmayayım daha iyi gibi bir kariyer çizmeyi tercih ettim kendime. Valla enteresan. Zaten 10 yıldır falan hayatımızdasın ve ortalarda hiç yoksun bir yandan da. Bunu bilinçli olarak tercih ettiğini düşünüyorum ben. Şeyi özlüyorum. Böyle Zeki Mürenler zamanı, ünlülerin hayatını bilmediğimiz, kapalı yaşadıkları filan zamanları da biraz gıpta ediyorum aslında. Çünkü ünlülerin o kadar da merak edilesi bir hayatlarının da olmadığını düşünüyorum filan. Yani sıradan hayatlar yaşıyoruz hepimiz hakikaten. Evet. Ama bunlar böyle köpürtülüyor bir şekilde. Ve böyle bir ünlülük başlı başına bir iş gibi olmaya başladı filan. Bence öyle değil. Ben hakikaten ünlülük yaptığım işin bir yükü benim için. Ben işimi yapmayı daha hevesliyim. İşimi yapmaya daha gönüllüyüm. Geri kalanları da okey tamam. Geliyor artık ne yapalım. Yani, evet bunu da yapacağız. Enteresan. Ne güzelsin, ne kadar yakışıklısın bu arada. Çok teşekkür ederim. Sen de. Kar tanesi gibisin. Kar tanesi gibi. Öyle bir ihtimal. Canlı yayın. Sevgili izleyenler, Japonya Merkez Bankası Başkanı enflasyon hızla artıyor. Nisan ayında %2'yi görebiliriz diyerek halkı uyarmış. Haberi ilk okuduğumuzda ekranımızı şöyle bir hohlayıp sildik. Acaba %12 yazıyor da ekranımız mı kirli diye. Ama inanın %2 yazıyormuş. Sevgili Japonlar, biz size kıyamayız. Bakın biz burada pahalılık yüzünden birinizin boğazından bir tane eksik sushi geçse, o enflasyon yüzünden birinizin moşi moşi derken sesi böyle hafiften düşse kahroluruz. Siz bu dünyanın minnoşlarısınız. Size gelen bize gelsin. Sizi o kadar çok seviyoruz. Hatta size gelen keşke bize gelse. Bizim enflasyon şu haberi şey yaparken bile %4 arttı. Efendim Belçika'da 37 yaşındaki bir adam yememiş, içmemiş, aradan 30 yıl geçtikten sonra ilkokul öğretmenini sınıfta parmak kaldırdığında kendisini seçmediği ve aşağıladığı iddiasıyla öldürmüş. Beyefendi sizi deccal mi emzirdi? Bu nasıl bir kötülük? 30 yıl sen lahana gibi evinde otur da buna mı kuruldun yani? Hayatınızda hiç mi bir şey olmadı beyefendi? Her şeye geçiyoruz, bu nasıl bir kin tutmak? Akrep burcu falan mısınız, nesiniz? İnanın ağzımız açık kaldı, hanımefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler,
Google'da son bir yıl içinde böbreğimi satmak istiyorum bu ifadeyi aratanların sayısı %400 artmış. Bakın telefon değil, araba değil, böbrek. Merak ettik ne kadar bir böbrek diye. Vallahi fiyat listesi Wikipedia'nın sayfasına bile düşmüş. 160 bin dolar. Evet, yalnız hepimiz böbreğe yönelirsek fiyat kırılır. Bir kısmımız da başka organlara yönelelim. Mesela dalağınızı kaç kez kullandınız bu hayatta? Sorsak yerini çoğumuz gösteremez. Ya da bir göz, bir kulak, ikişer olan organlar hep bir seçenek yani. Bunlara dikkat edebiliriz. Efendim İzmir'de para karşılığı aşı yapmadan aşı yapmış gibi gösteren bir hemşireye 241 yıl 5 ay hapis cezası istenmiş. Yani inanılır gibi değil efendim. Şimdi bu hemşire birey 241 yıl 6 ay sonra tekrar elini kolunu sallayarak aramıza mı karışacak? Resmen canilik ya. Evrak sahtecileriyle aynı yerde yaşayamayız biz. Biraz vicdanlı biri olsaydı direkt birini vurur ya da bıçaklardı. Hem böylece belki içeri bile girmezdi. İnsan için hazırlanan evrağın sahtesinin gerçek insan hayatından daha değerli olduğu garip ülkemizden tüm dünyaya selamlar. Efendim Metaverse çok yeni bir dijital teknoloji olarak hayatımıza girdi. Metaverse evreninde Kadıköy'den kelepir arsa kapatanları mı ararsınız? Ne alırsan 1 lira dijital mağazası açanları mı bulursunuz? Hepsi hızla Metaverse'te zuhur etmeye başladı. Bu heyecan verici mecra ile ilgili son enteresan haber de Gaziantep'ten geldi. Gaziantep İlahiyat Fakültesinden bir grup öğrenci Metaverse'te toplantı düzenlemiş. Toplantıda ilahi okuyup namaz kılma denemesinde bulunmuşlar. Fakat detaylara baktığımızda denemenin başarısız olduğunu üzülerek anlamış bulunuyoruz. Metaverse'te kıblenin tayin edilememesi ve avatarların belden aşağısı olmadığı için secde edememeleri gibi teknik aksaklıklar yüzünden ibadet girişimi sekteye uğramış. Namazlar ne yazık ki kazaya kalmış sevgili izleyenler. Efendim parlamentomuzun güleç yüzlü bakanı Nurettin Nebati ekonomiyi kurtardık elhamdülillah diyerek bir adet müjdeli haber vermiş. Vermiş vermesine ancak hangi ülke ekonomisini kurtardıklarını tam söylemediği için müjdeyi tam olarak idrak edememiş olanlar olabilir. Hani düşünüyoruz kendi ekonomimiz olsa insan hisseder gibi geliyor. Kendi ekonomimiz değilse hangi ekonomi bu? Kimin ekonomisi bu? İnanın biz de bilmiyoruz ama editör arkadaşlarımızın aramaları sürüyor. Bulduğumuz anda kanalımızda böyle alttan yazı olarak size yapıştıracağız hiç merak etmeyin. Sevgili izleyenler sıradaki haberin içeriği hassas ögeler içeriyor. Başlamadan uyarımızı yapmış olalım. Bu haftanın gündemi sarsan suç duyurusu İzmit'ten geldi. Pişmaniyeciler Derneği pişmaniye hakkındaki yorumları sebebiyle sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Pişmaniyenin yoldan geçenleri vergilendirmek için bulunduğu ve hiçbir İzmitlinin pişmaniye yemediği iddialarıyla sırtından hançerlenen pişmaniye fedailerinin yaptığı açıklama şöyle. Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz. This is İzmit! Bu sonuncusu böyle değil. Büyük ihtimalle. Biz serbest vuruş ekibi olarak pişmaniye şövalyelerinin haklı mücadelesinde yanlarındayız. Fakat şehir halkının söylentilere inat kutu kutu pişmaniye yerken çekilmiş videoları suç duyurusundan daha etkili olurdu diye eklemeden de edemiyoruz. Efendim müjdemizi istiyoruz. Sürecinin her aşamasından haberdar olduğumuz Çanakkale Köprümüz yapılan törenle biz vatandaşlara açıldı. Köprümüzün geçiş ücreti de açıklandı. Sadece ve sadece 200 TL. Hiçbir şey. Bugün 200 lirayı nelere vermiyoruz? 5 litre ayçiçek yağı alabildiğimiz elimizin kiri bir meblağdır ya 200 lira bugün. Biliyorsunuz bazı kışkançlar köprü ücreti 15 euro olacak diye ortalığı birbirine katmışıdı. Basit bir hesaplamayla 12 euro ettiğini görüyoruz. Basit hesaplamadan kastımız Eylül ayı euro kuruna bakmadan yaptığımız hesaplama. Oraları da çok karıştırmayın ucuz işte. Hadi yallah peynir helvası yemeye. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti. Senin çocukluk dönemlerinde mahallede zeki çocuk Ulaş diyorlarmış sana ve koruyorlarmış. Yani zeki iddialı ama çalışkan bir çocuktum. Ha. Yani çalışmadan kazanmadım hiçbir şey hayatımda. O insanlara da hep gıpta ettim. Öyle son gün çalışıp kazanan insanlara falan. Bense böyle o sebat gösterip azimle falan çalışan tiplerden oldum. Çalışkan bir çocuktum. Okulumuz da Seka Kağıt Fabrikası'nın yakınında bir okuldu. Hı. Ben bir işçi ailenin çocuğuyum. Orada okudum. Okulun bir kısmında bir Roman mahallesinden gelen ailelerin çocukları. Yani böyle bir çalışarak ya da böyle okuma meraklısı çocuklarla yırtma meraklısı çocuklar arasında böyle karma bir okuldu.
Ve böyle serseriliği meşhur oldu filan okullardandı yani. Beni de arkadaşlarım ya bu çalışıyor. Ya bu bir şey olacak belki filan diyerek böyle kavgalarda ya da böyle bir sataşmalarda filan kollarlardı, arkaya alırlardı filan. Öyle bir laf etmişim zamanında galiba. Galiba oradan etmişsin. Karşıma çıktı. Evet. Evet, editörlerimiz daha önce söylediğin dört cümleyi çok iyi araştırmışlar. Evet. Peki, şöyle bir sorumuz var sana. Hiç kavgaya girdiğin olmadı mı? Yani böyle bir sert çocuk Ulaş dönemin olmadı mı hiç? Olmadı. Kavgacı bir adam olmadım hiç. Ama kavgadan yırtmanın yollarını bulan bir adam oldum. Yani son anda kafa karıştırıp ortaya bir şey atıp filan. Yani... O ne? filan yok. Yani tam vuracakken yok ya yani tadını kaçırdım. Biz bunu dövmeyelim bile dedikleri filan gibi. Gerçekten. Bir lise döneminde bir grup arkadaş Arsuz diye bir yerde bir lise arkadaşımızın evinde 20 erkek falan böyle bir yaz Arsuz, tatili. Hatay'daki Hatay Arsuz. Tarafında evet. Ve böyle onun oradan da arkadaşları falan da var aramızda. Mevlüt diye yapılı ve böyle oralı falan bizim de böyle meraklı yani çay koy falan diyen böyle bir adam korka korka gidip çay koyduğumuz falan. Yaşıtımız aslında ama böyle bir takım reisimiz oldu gibi biri çocuk. Ben de böyle ilgi duydum herife. Onu inceliyorum falan. Neyse o dönemde bir telefon aldım. Ayvalık. Bir tarafımda Ayvalık'ta. İşte yazlarımızı orada geçiriyoruz falan. Yazlıkta da İrem adında bir kıza çok aşığım, hoşlanıyorum. Londra'da yaşayan İrem adında bir kız. Buradan selamlar. Çocuğu oldu. Evet. O yaştayım artık. Evet. Ve beni Batu adında, benim yaşımdaki kavgacı dövebilecek çocukların adı Batu'ydu o zaman. Batu adında bir çocuk aradı ve dedi ki artık İrem benim. Ve dedim ki İrem senin değil. O bir birey. Ve sen kendine gel. ve neyse biz böyle bir sanki İrem'i kim birbirini döverse İrem'i o hak edecek gibi o yaşta ergen yaşlarda düelloya davet ettik birbirimizi. Ve ben Arsuz'dan yola çıkıp bir gece bilmem ne turla filan Ayvalık'a İrem'i hak etmeye gidiyorum filan. İnşallah Mevlüt'ü de yanında aldım. Mevlüt'ü aradım. Yolda. Bana arkadaşlar mesaj çektiler dediler ki abi bu Batu senin bildiğin gibi biri değil. Batu kolsuz tişört giyiyor sürekli. spor konusunda biraz hırslı. Tekvando'da İzmit'te olaylar yaratmış falan. Emin misin diye. Ben de yani kavgada kaybetmek değil korkum. İrem'i hak etmek istiyorum. Ve aklımı kullanmak istiyorum güya. Ve Mevlüt'le bir tezgah kurduk. Ben gittiğimde Batu hazırdı. Çamlık dediğimiz bir yerde masanın bir ucunda beni dövmek üzere eşofmanlarını giymiş. Kavgaya gelmiş gerçekten ama çok sportmen bir yerden gelmiş yani. Hani bir iki hamleyle olay çözülecek filan. Ben dedim ki benim bir üvey babam var ve Omsan taşımacılığın sahibi bu. Yolda gelirken öyle tırlar görmüşüm filan. Sen bu arada bu Batu'yla karşılaştın ve buna o cümleyi kuruyorsun. Kuruyorum karşı karşıyayız. Evet. Uzun bir masada Putin ve Sarkozy gibi filan böyle uzun bir masada oturuyoruz. Ve dedim ki ben daha önce dayak yedim. Kavgadan çekinmiyorum ama dayak yediğimde beni dövenler çok dayak yediler. Çünkü babam öyle karanlık bir tip filan ve dövüyor insanları ben dayak yediğimde. Çünkü onu bir mesele yapıyor filan. O yüzden dedim ki ben bunu önceden sana söylemek istedim. Haberin olsun dayak yiyeceksin. Ya benden ya babam şoförleri tarafından filan. Ve o sırada telefon çaldı. Mevlüt yani sesini duyduğunuzda korkacağınız bir insan filan. İşte Tuna Bey o şekilde o arkadaşla görüşebiliyor muyuz filan. Ben Batu'ya telefonu verdim ve çocuğun böyle kanı çekildi o telefon görüşmesinde. Yüzü düştü, tadı kaçtı filan. Ve telefonu bana geri verip böyle... Okey, tamam bu iş kapandı. İrem senin filan dedi. Ya şöyle. Böyle bir başarı hikayesi değil bu kesinlikle. İrem de benim yani olmadı. Bana başarı hikayesi gibi geldi. İrem... Dayak yemedim, kurtuldum. Evet. Yok İrem. İrem ne oldu hakikaten? İkimiz de açılamadık ve o gitti İngiliz başka biriyle. Andrew adında biriyle evlendi, çocuk yaptı onu. İrem. Hay Allah, okay. Bari Batu'nun olaydı. Madem keşke, bunları edecektin Ulaş. Yani özürler diliyorum ikisinden de. Sen şöyle bir soru sormuşlar. Burada bu İzmit'ten bahsediyorlar galiba. Burada olmamam lazım diye mi ders çalışıyordun? Yoksa bir hedefin var mıydı?
Vardı. İstanbul, yani Taşyalı bir çocuk için İstanbul hep bir hedef. Metropolde olayım hevesi. Abim de, 7 yaş büyük bir abim var. O da Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Ve böyle yıllarım işte onun yolunu gözleyerek geçti. Cuma günü abim gelecek. İşte iki gün beraber zaman geçireceğiz ve o kasetler getirecek. İşte Walkman, İstanbul'dan Walkman diye bir şey geliyor falan. Yani İzmit'te yok diye değil ama böyle benim için bir kapıydı, bir dünyaydı o falan. Ve ben de olayın İstanbul'da döndüğünü hissettim. Ve İzmit'ten çıkıp İstanbul'u tecrübe etmek istedim. Bu yüzden de böyle bir hedef koydum kendime. Ama okulum çok müsait bir okul değildi dediğim gibi. Yani çok böyle bunu destekleyen, genel olarak bunu işte... Okul müdürüm bana son sınıfta dedi ki sen bu sene okula gelmiyorsun koçum. Dershaneye gidiyorsun ve buradan çıkıyorsun. Buradan çıkıp İstanbul'da bir okul kazanıyorsun. Çünkü böyle bir potansiyelim var falan dedi. Ben de hakikaten sözünü dinledim. Böyle serviste sorular çözerek, tuvalette test kitaplarıyla falan böyle bir yıl geçirdim. İnanılmaz kilolu, boyu henüz o ergenlikte, henüz o uzun boya ulaşmamış falan. Böyle tıknaz, tombul bir çocuk olarak bir sene geçirdim. Tek lüksüm vardı. Yeditepe İstanbul'u izliyordum haftada bir gün annemle beraber. Onun haricinde hakikaten hiçbir keyfim, lüksüm, hiçbir şeyim yoktu. Kendimi ayırdım ve böyle İstanbul'da bir okul kazandım. Nihayetinde yatılı okudum. Lisede İstanbul'a geldim. Evet, öyleymiş. Tebrik ederim ya. Karşındaki insanı senin gözünde bitirecek en pervasız hareket nedir? Cevabı biliyorlarmış. Herhalde böyle bir şeye, bir servis eden, bir garsona kötü davranması falan olabilir belki. Yani böyle hizmet eden garson olabilir ya da bir servis eden, hizmet eden birine kötü bir davranış olabilir. Aa evet, o gerçekten berbat bir şey, doğru. Hiç bak aklımıza gelmedi, ben de anda silerim. Bu böyle bir şey, şu an adını hatırlamadığım için emin değilim ama ya Muhammed Ali'nin ya bir şeyin o... bir meşhur büyük abilerden birinin arkadaşlarımı seçerken bir masada garsona nasıl davrandıklarına bakarım gibi bir laf etmişti ve çok etkilendim. Evet. Yani birinin böyle bir sınıfsal ya da bir şey, bir üstünlük sergiliyor olduğunu gördüğüm anda çok sorurum o insanlar. Hiç bir arkadaşınla aynı kişiye aşık olup o senden önce davrandığı için aşkını uzaktan yaşadığın oldu mu? Lise arkadaşım, yatakhane arkadaşım Enes'le ilk önce bir Almanca hocamızdan hoşlandık. Hedefler de büyük. O böyle daha iyi notlar alarak o işi çözdü. Sonra okula Almanya'dan bir grup satranç haftasında bir grup yarışmacı geldi. Onlar da okulun son haftası okulda konaklıyorlardı falan. Oradan Nele adında bir kıza ikimiz de aynı anda aşık olduk. Ve böyle yani şey, abi Almanca hocasını sen aldın. Ki yani bir şey de yok aldığı falan. Hani iyi not aldı sadece falan. Neyle de ben de gözü seveyim Enes falan diye. Onun da çocuğu var şu an. Almanya'da. Ona da açılamadık. Tek yarışım bu oldu. Bu section'da soruları düşündüğümde bir yarıştığım bir şey oldu mu? Genelde kaçıyorum. Yani bir iş yarışa döndüğünde ben oradan uzaklaşıyorum. Hiç yarışmacı bir tip olmadım. Bence ÖSS'den kaçıp konservatuarı tercih etmemin sebeplerinden biri de biraz buydu. Yani olay böyle bir yarışa döndüğünde... okey, herkes istediğini alsın. Sen bunu bu kadar istiyorsan... ben bu yarışa girmeyeceğim. Enteresan. Bir his oluyor. Enteresan ama bari kızları mundar etmeseydin yani. Bırak arkadaşın ilgilenseydin. Uğur getirdiğine inandığın için yanından ayırmadığın bir eşyan var mı? Bir saatim vardı babamdan kalma yadigar. Çok benzer buna. Hala onu arıyorum ama bulamıyorum. Hırsız girdi evimize, çaldı. Uzun yıllar onu böyle her işimde de taktım o döneme kadar. Ve bir gün bir hırsız girdi eve, böyle bir beyaz kilimimizin üzerinde iki siyah ayak izi gördük bir sabah uyanıp kız arkadaşımla. Laptop almış, bir şey almış. Ben o saati de almış yani, para da etmiyor. Niye aldın onu bir adam filan. O gitti ama şöyle bir şey oldu. O dönem diziyi çok seven, izleyen, takip eden insanlar vardı. Bir süre takmadığımı görünce bir olay. Niye o saat takılmıyor filan diye mesajlar gelmeye başladı. Ben çok böyle cevaplayan bir insan değilim ama... birine dedim ya böyle hırsız girdi evime, takmayın kafanıza, gitti o saat, bir mesele yok filan diye. Bu büyük bir olaya döndü. Beni böyle bir 10 gün içerisinde filan İstanbul'daki saatçim aradı. Ulaş, senin saatini arıyorlar manyak gibi, haberin olsun filan diye. Böyle şeylere gidilmiş, bit pazarlarına gidilmiş, bütün saatçiler aranmış İstanbul'daki. Evet, çok böyle tutkulu, hayran bir kitlesi vardı o işin.
Bulunamadı saat. Aynen galiba hırsız Bulgaristan'a götürüp saat. Yani evet ben de bir ara ümitlendim bu hikayeyi duyup belki bana abi o saat bende istersen falan demedi öyle bir şey. Gerçekten naif bir insansınız. Hırsız dese ya ben laptopu falan da ben aldım. Şifresini istese veririm. Ama bir üzüldüm laptopu. Yani saati şimdi geri vereceğim. Çok sarhoş olup yaptığın, seni utandıran saçma bir şey var mı? Eyvah. Eyvah mı? Magazinlere düştüğüm bir anı var, evet. Var ya. Trabzon'daki iş bitti. Hı. Ve ben o evdeki eşyalarımın hepsini arabaya yükledim. İstanbul'a geliyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. 2,5-3 yıldır falan görmüyorum onları. Yolda da haber aldım. Babilon'da bir konserler silsilesi var. İşte Band Mac bir şey düzenlemiş. Hı. İşte Seren bir klip çekmiş. İşte Yasemin Mori'yi çekmiş, o bunu çekmiş filan. Anladım ki bütün arkadaşlarım orada. Dedim ki ben oraya geliyorum. 8 gibi İstanbul'a indim. Babilon'un kapısında arabayı bıraktım, içeri girdim. Sevdiğim herkes orada. Ve böyle hemen bara koştum. İki elime bir viski alıp filan onları içip çok hızlı sarhoş oldum. Çok hızlı 10 dakika içerisinde hatırlamadığım bir geceye dönüştü bu. Ve böyle flashlar hatırlıyorum. Yani böyle birileriyle tanıştırmaya çalışıyor. Onlarla sonra konuşuruz diyorum. Bir şeyler oluyor filan. Ve kendimi Beşiktaş'ta bir arkadaş evine girmeye çalışırken bir kalabalık bir grup. O sırada da birileri bana diyor işte Ulaş biliyor musunuz arabanın üzerine çıkmıştı bir sefer. Böyle bir anılar bir şeyler kulaktan duyma filan. Bu kadarını hatırlıyorum. Sabah bana mesajlar geliyor. Ben 10 gibi sabah böyle bir sabah programında işte bir şey var 3. sayfa aha, arka aha. sayfa filan orada... Arkada kocaman böyle projeksiyonda filan ben arabanın üzerinde bir fotoğrafım. Böyle önde işte o magazin yorumcuları falan. Sinirli mi? Hayır aşık galiba falan. Aa. Böyle bir şey ben arabanın üzerinde fotoğraf. Aramızdan da bir influencer bir şeymiş çekip falan. Çekmiş koy. Story'yi de paylaşmış falan. Aa. Ve böyle çok panikledim, çok korktum. Menajerimi aradım. O da dedi ki merak etme herkes İstanbul'a döndüğünü öğrendi. Sabahtan beri iki kişi aradı o işleri konuşalım falan diye. O işe döndü. Fakat 3-5 saat içerisinde menajerim tekrar aradı ve dedi ki arabanın sahibi beni buldu. Denizlili iki kız okutan ve onları yerleştirmeye gelmiş orta halli bir adam. Ve aramış menajerimi ve demiş ki ben bu adamın şımarıklıklarıyla uğraşacak bir adam değilim. Yani ben çocuk okutuyorum. Bunun bir cezası şeyi var yani. Arabama bastı. Tamirinin masrafını ödesin. Çizdim muhtemelen ya da çünkü arabanın üzerine çıkıyorum. Muhakkak bir şey yapmışımdır yani. Senin hemen gönlünü yetin. Aldık bir şekilde. Özürler diledik filan ama bu da bana ders oldu. Bir de arabanın üzerine çıkmıyorum. Ulaş dersi yanlış yerden almış olabilir. Çünkü olabilir. Sanki içmesen arabanın üstü çok önemli değil gibi ama sen bilirsin. Okey bir daha düşüneceğim. Tamam. Sana sorulmasından ikrah gelen bir soru var mı? 73 yaşında bu soruyu yazan. O yüzden ikrah kelimesini i̇krah. Kullandık. Neden post paylaşmıyorsun olabilir. Ha çok soruluyor mu ya? Soruluyor evet. Yani bir hesabın olunca sanki böyle şey sat sen o arsayı ya falan demiş gibi. Hani böyle bir mülkün varmış da onu değerlendirmiyormuşum gibi bir baskı görüyorum hakikaten. Evet anlıyorum. Paylaşmayarak da cevap veriyorum. Anladım ama o yavaş yavaş bir mecraya ve bir yeni bir pazarmış gibi görünmeye başladı ya. Hmm. Hepimiz birden itiyorlar yavaş yavaş o tarafa doğru. Bakalım. En son ne zaman kendini tehdit altında hissettin? Trabzon'da bir meyhanede, ya tehdit dediğim böyle şey, meyhanede böyle bir akşam yemek yiyorum falan. Orada da böyle göz göze gelmek mesele. Yani o iş uzarsa eğer bir mesele olur falan. Ama hani bazen bir karar alırsınız ya ben de bakacağım falan diye. Yanlış olur hep o karar. Ben de bir abiyle böyle bir temasta geri adım atmamayı tercih ettim falan. Bir noktada abi son yudumunu alıp kalkıp masadan yanıma geldi. Ve ensemden tutup kalk seninle bir fotoğraf çektirelim filan dedi. Ve oranın gedikli abilerinden filan herkesin böyle çekindiği bir abimiz. Ve böyle fotoğraf için ayağa kalktığında filan silahını çıkarttı ve böyle bana doğrultup beraber... fotoğraf çektirdik. Sonrasında böyle çok korktuğumu ve o yolda hiç onun için bir tehdit olmadığımı anlayınca o da yumuşadı. Ve dedi ki sıkar mısın? Kendimi mi? Seve seve. Yok dedim sıkmam beğendiysen. Rahatlarsın sık.
Sıkmadım, barıştık, öpüştük, koklaştık. Gece geç saatte ulan olsa da yesek dediğin bir şey var mı? Çok tipik bu, tantuni herhalde ya. En kolay. Evet. Ha, tantuni. Yani yok başka şey. Tatlıcı var. Falan diyelim çok. Tatlıcı değilsin sen. Evet. Tamam. Yapmaktan en nefret ettiğin ev işi hangisi? Ütü, açık ara. Yani hiçbir ev işini sevmiyorum. Hep böyle ev işi yapamayacak kadar meşgul etmek istiyorum kendimi. Yani o işlere ben yapamayacağım, ne olur bunu biri yapsın falan gibi. Yani beni çalışkan kılan şeylerden biri ev işinden kaçmak aslında. Ama yani böyle perde asmak falan boyum sebebiyle bir mesele değil benim için. Hatta o böyle serin serin üstünüze tatlı hoşuma da gider onun kokusu. Perde asmak. Evet, meselem yoktur ama yani bulunmaz sürekli de. Sürekli de başına gelmez insanın. Özel bir günü unutup ya başıma neler geldi bir bilsen diye başlayan bütün olayı unutturacak bir hikaye anlattığın oldu. Özel bir günü değil ama ben sahneye çıkmayı unuttum. Yani ne? Şu an artık komik olabilecek yaşa geldi, evet. Zaman geçti falan. Ben bir gün evet yani o zamanlar benim en büyük travmalarımdan biri oldu bu, tahmin edersin. Tabii canım. Çok küçük bir rolüm vardı Crack'te, bir oyunda bir doktora oynuyordum. Şöyle yazılmış bir roldü duyduğum kadarıyla yazarından. Yani oyunu yazarken ya bir şey olsun, bir şey yok, doktor girsin falan diye. Böyle bir hastanede geçen bir oyun. Yani böyle bir anı çözemediği için bir doktor girsin ya, tam burada bir şeyler desin ve oyun burada kapansın, perde kapansın gibi yazdığı bir şey. Ben de o ekiple olmaktan çok mutluydum. Onlara yakın olmak çok istiyordum falan. Yani küçük bir rol falan değil. Ben işim olmasın her gün gideyim oraya gibi bir zaman geçiriyordum onlarla. Ve bu oyunda o 10 saniyelik rolümü ben kaçırdım. Uyuyakaldım kuliste. Çünkü bir gece önce ben yani kaza yaptım arabayla. Aa. Bir sürü şey yaşadım. İşte arabalar çekildi, uykusuz kalındı falan bir şey. Ve kuliste ben oyunu bekliyorum ama bir iki dakika bir gözümü mü kapasam diye dedim. Ve böyle demir merdivenleri vardı kulisin üst katta. Ve yönetmenimiz ve yazarımız böyle çok böyle şey heyecanlı. Böyle her şeyi çok büyük ve güzel yaşayan bir insandır falan. Böyle don 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 o merdivenlere vura vura. Yukarı çıktı ve açtı kapıyı. Ölmemişsin. Ya aklına sadece ölmüş olmam gelebilir. Yani niye oyuna çıkmadım yoksa. Böyle bir şey. Uydurdum bir şey değil ama evet, evet. Böyle bir şey gelmişti. Galiba başıma. Ama az önce bize anlattığın gibi Berkun'a da anlattın. Dün gece kaza oldu. Evet, ve ekip toplandı. Aynen, ve tamam. Ulaş'ın galiba bize söyleyecek bir şeyi var falan diye bu hikayeyi anlattım. İnternette neredeyse hakkında bir tane bile olumsuz yorum yok. Sen kendine olumsuz yorum yapacak olsan ne derdin? Biraz da cesur ol falan derdim herhalde ya. Bence korkak buluyorum kendimi. Onu ya. Söyleyebilirim. Evet. Hepimiz gibi bir yandan da. Böyle çok otosansür hepimizin içine işledi. Evet. Tahmin ediyorum. Şeylere gıpta ediyorum. Yani böyle bu mesela şu anki komedyenler böyle bu duvarı yıkmaya çalışıyorlar. Evet. İşte bu tuz biber ekibi evet, falan. Evet. Senin de ekibinde çalışan evet, arkadaşlar evet, falan. Evet. Bunu çok cesur buluyorum. Her şeyin yani şakası yapılır mı sorusunu sordurmaya başladılar 2 senedir. Aynen öyle. Ya 2 ayda bir mutlaka soruyoruz yani. Her şeyin şakası yapılır. Evet. Yani herkesin de evet diyeceği güne iple çekiyoruz yani. Evet. Şaka çünkü yani. Her şeyin şakası yapılır. Öğreneceğiz. Dev aşk acısı çektiğin oldu mu? Oo, oldu. Evet tabii ki. Oldu mu? Oldu. Çok da yakın zamanda oldu. Ya. Şu anki yeni kız arkadaşım, eski sevgilim de aynı zamanda. ya ondan ayrıldığım dönem büyük bir aşk acısı çektim. Hatta çok zor zamanlardı. Bir yandan da çalışmam lazım. İşte o şov devam etmeli dünyasının içerisinde. Sete gidiyorum sabah. Kostümler geliyor. Bir yandan da çok tough guy bir roldeyim. Hani böyle hiç kuyruğu aşağı düşürmemem lazım falan ama sahnede bir şey oynuyoruz ve benim gözümden yaşlar geliyor. Ekip böyle ne yapacağını bilemiyor. Herkes arkasını dönüyor. Kayıt duruyor. Toparlıyorum, devam ediyorum falan. Hep beraber atlattık bu süreci. Aynı kadına şey yeniden olsun. Aşık olarak çözdük bu işi. Zaten bitmemiş ki, o yeri geldi gibi olmuş. Neyse zaten. Ki. Evet. Aynen. Geçmiş olsun. Tebrik ederim. Allah bozmasın. En çok hangi konuda övgü almak senin hoşuna gider? Yani böyle ha ya sen de bizden birisin ya demeleri hoşuma gider mesela. Çünkü ha. Hakikaten de öyle hissediyorum kendimi. Bu böyle bu işte televizyona çıkmak bir bariyer veya bir mesafe katıyor gibi gözüküyor çoğu insan için. Ama mesela Cunda'da çok böyle arkadaşlarım var, işte balıkçılar. Böyle kendi hayatlarını yaşıyorlar falan. Onların yanına gittiğimde ya da onlarla zaman geçirdiğimde abi sen de bayağı bizden biriymişsin ya falan dediklerinde böyle
Evet oğlum zaten filan hani o keşke o şeyi yaşamasınız hep diye hissediyorum hakikaten. En sevdiğin küfür hangisi? Nasıl yani? Bayağı okey. Işte. Çünkü zamanla bu da gelişti. Yani bu hani toplumsal cinsiyet eşitliği, dilimizi düzeltmek filan benim de vardı daha başka favori küfürlerim. Ama buraya kadar geldim. Onların o kadar da sevmediğim küfürler olduğunu öğrendim. Bu yani iyi. Şey zaten toplumsal cinsiyet eşitliği falan filan fikirlerinden zaten de dönüştü aslında. Öyle mi? Tabii. Hemen öğreneyim. Batıl inancın var mı? Bıçak veremem. Aa falan mı? Pullulardanım ama yani bu inandığım için değil. Alışkanlık, takıntı gibi. Ha. Fakat gel gör ki bıçakların kol gezdiği bir setteyim şu an. Kılıcınızı takıyorum Ulaş Bey. İşte kılıcınızı kanlayayım mı? Hançeriniz burada filan. İlk hafta o iş bitti tükür. Artık yani. Tükür tükür olacak iş değil o. Abi ne yapıyorsun? dinlediğinde utandığın değil yani. Böyle gizli gizli dinlediğin, kimseye çaktırmadığın bir şarkı var mı? Şarkı? Yani çaktırmadığım değil ama şey... Utanmıyorum da tabii bundan. Ama bayılıyorum. Bence en iyi sözlerden biri belki de ya. Daha nasılsın? Sen de mi? Bugün özel mi toplantı? Cenazem mi var? Işıl ışılsın. Cenazem mi var? Işıl ışılsın. Müthiş bir söz ben. Hep beraber söylemek istiyor şu an seyirci seninle. Hoppa! İnanılmaz. Girmeyeceğim o topu. En yakın arkadaşının olmasının 3 sebebi? Vallahi birazdan çıkmasını merakla bekliyorum. Efe bir tanesi. Evet. Kendine karşı çok acımasız ve dürüst olması muhtemelen. Bunu bana da öğrettiği için teşekkür ediyorum ona. Komik olması. Ve çok içmesi galiba. Benim hiç ilgi duymadığım bir sürü şeye ilgi duyuyor olması. Ha, ondan bir şey öğreniyor olmak hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Yani? Ben isimler konusunda berbatımdır. İşte ne bileyim. Efe de gerçekten falan. İsim konusunda ama zımba gibi yani. Evet. Herkesin ismini telaffuz düzeltmeceli falan. Tamamlayan insanlardan biri. Evet. Çok güzel. Gördüğünde gözünü alamadan dakikalarca baktığın şey ne? Troll gemisi. Hı? Yani böyle şey bilir misin? Balık evet. Avlarken kullanılan bir troll gemisi. Hani böyle inşaat izlerken takılan adamlar falan olur ya. Bayağı. Onun gibi bir diye yani çünkü aklımdan şunlar ne kadar kötü bir iş yapıyor. Acaba hiç yapmasalar mı bunu? Bütün balıklar mahvoldu falan yani böyle. Ya o yüzden ve böyle o bir şeyi filan benim gözüme alamadığım bir anladım, şey. Anladım, enteresan. Güzel diyelim tabii ki evet. Belki cevabı buyurun. Yo ama şey gözlerini alamadan baktığın bir şey işte. Alamadığım bir şey evet. Falan. İyi İbrahim sen nasılsın? Hamdolsun ya biz de işte. Sizce yeterince dürüst müydü? Çocukken hayalini kurduğun başka bir meslek var mıydı? Galiba bir kamyon merakım vardı çocukken. Aha. Evvela çöpçü olmaktı en büyük hayalim. Şaka yapıyorsun. Sonra böyle bir çöpçünün tükürdüğünü çöpçü görüp ama... falan bu iş benlik değil falan tükürdüğünü görüp vazgeçmek. Çöpçü ama kamyonlu mu yoksa çöpçü mü? Genel olarak o kamyonla işleri var diye herhalde. Ha. İlk mesleğim çöpçü olmaktı yani. Benim de çünkü. Gerçekten evet. Mi? Evet. Çünkü çok dışarı çıkamazdık. Bizim oturduğumuz yer biraz şeydi, ters bir muhitti o zaman Ankara'da. Dışarıda gördüğüm insanlar sadece çöpçülerdi. Gerçekten abi. O yüzden de çöpçü olmak istiyorum. Seyahat edebilmek için. O yüzden yani. Peki şey... Sonra tüpçü. Tüpçü. Onun da kamyon sebepli olabilir muhtemelen. Kamyon sebepli olabilir. Oradan genel fantastik de gidiyor da biraz. Bir şey, bakalım sütçü evet. Dersen yandık. Evet. Yani herhalde o aletin o kadar kolay hareket ediyor olması falan hep... Otistik bir yerden ilgimi çekti herhalde bilmiyorum yani. Sonra bir pilotluk girdi araya. O böyle bir bütün oğlan çocukların olduğu gibi neredeyse bir askeri okul kapısına gidecek noktadayken bir komşumuz vardı. Yani senelerce okumuş ve askerden çıkmanın böyle bazı yolları var. Öyle istediğin gibi çıkamıyorsun falan. Ve beni karşısına alıp sakın oğlum yani çok disiplinli bir hayat ve sonunda pilot olamayabilirsin gibi böyle bir şey uyandırdı beni. Çünkü olamamıştı karacı. Yani pilotluğun öyle şeyini hiç akıl etmiyoruz ya filan. Evet. Ben de tabii ki uçmak merakım yani. Onun kapısından döndüm. Bir dönem bir mimarlık böyle ergenlik dönemlerimde filan. Ama sonra oyunculuk çok baskın geldi. Gayet iyi olmuş vallahi bence. En iyi karar bu olmuş. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyorsun. Liseyi burada tamamlıyorsun ve yatılı okuyorsun burada. Evet.
Var mı enteresan lise anın? Yani bir yatılı okulda bir sürü şey yaşıyorsunuz tabii ki. Ya tahmin ediyorum. Evet, ben konservatuvarda öyle. Bizim eski dediğim Beşevler'dekinde okudum ben. Hacettepe'de. Orada yurtlar vardı ben okurken. Hmm. Sonra onlar falan paket edildi ama. Konservatuvarda mı? Tabii. Sen yatılılardansın. Yok ben yatılılardan değildim ama arkadaşlarım vardı yatılılarda. Arada gidip kalıyorduk da zaten. Yani orada zaten anı bitme. Her gün anı zaten. Bir de konservatuvarda neler yaptılar kim bilir. Tabii. Yani şakalarla dolu bir hayat orası hakikaten. Benim yani lise anım deyince şöyle bir şey geliyor aklıma. Bir dönem böyle bir şey işte okulda bir mistik bir grup, bilmediğimiz bir grup Hayalet diye anarşist bir dergi çıkartıyor filan. Biz böyle onları takip ediyoruz, ne yapıyorlar filan diye. Yarış atı çıkarıyorlar, Beyazıt Meydanı üzerinde ÖSS yazıyor filan. Böyle bu tipler bizim ilgimizi çekiyordu. O gün biz de buna katıldık filan. O gün Enes'le işte yatakhane arkadaşım o durumdan böyle bir otoriteye karşı durmak, işte bir şeyleri bozmak, yıkmak filan. İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Gloria Jeans açılmış yeni o zaman İstiklal Caddesi'ne ve hiç yakıştıramıyoruz onu. Yani bugün artık çok kabul ettiğimiz bir şey ama o gün işte koltukları dışarı bakıyor, insanlar kahvesini yudumluyor filan. Hani o böyle o sınıfsal, o rahat durum filan bizi bir rahatsız etmiş. Böyle bir tesadüfen bir çöpten böyle bir ayna bulup kırık bir yere bırakılmış filan. Gloria Jeans'in karşısına geçip böyle o aynayı tuttuk o insanlara. Ve o çift de böyle kahvesini yudumlarken böyle bir rahatsız olup bir garson çağırıp filan. Ya şununla bir ilgilenin ya filan yapıp. Bize böyle garson yanımıza geldi. Beyefendi yalnız bunu yapmasanız filan. Biz ilk defa beyefendi lafını. Beyefendi. Evet böyle arıza çıkarınca beyefendi olabiliyorsun filan. Ve böyle devamında böyle bir yere bir bomba ihbarı yaptık. Orası boşaltıldı filan. Böyle bir ergenlik içerisindeyiz biz. Ve böyle sessizce yapıyoruz bunları. İki şeyiz yani patlamaya hazır bomba. Ve böyle gece geç saatler oldu. Biz Beatles diye bir kafede sıcak çikolatalarımızı içtik falan. 10 gibi kaçak yatakhaneye işte İran konsolosluğunun duvarından atlayıp yatakhaneye girdik falan. Kalbimiz güp güp falan. Ve içeri girdik. Mehmet Çorap diye bir coğrafya hocamız vardı. Sert de bir adamdı. Ve ona yakalandık montlarla. Fakat yatakhanede bir kıyamet kopuyor. Normalde sessizdir hafta sonu falan. O hafta spor haftası için işte Finlandiya'dan, Fransa'dan bir yerlerden böyle öğrenciler gelmiş. Ve onlar da kendi gençliklerini yaşıyorlar. Türkiye'deyiz ve filan diye. Yani böyle bir koşturmacalar, onun kapısı açılıyor, o oraya bornozla giriyor, şakalar yapılıyor filan. Ve bizim o sert hocamız, dil de bilmediği için belki muhtemelen, orayı yönetemiyor. Ve böyle biz onun karşısına çıktık birden. Ya hocam işte biz falan. Çocuklar, yani hiç sizinle ilgilenemeyeceğim şu an. Başımda çok büyük bir bela var falan deyip. Sizi böyle kenardan geçip onu o zor görevle baş başa bırakmıştık.
Sonra uyku vakti insanlar yordu sanki kapımıza. Haber bekler bizden geçmiş artık son kez. Geriye baktık fısıldadı dinle kelebekler. Birden bire aktı gitti yıllar. Hiç sormadı halimizde ne var. Dönmedi dünya yalanlarla. Halin vaktin sebebi ben miyim? Yarım kalan düşleri ben değilim. Dönmedi dünya yalanlarla. Senin şey Necati Şolt diye bir hocan varmış. Evet. Yine kurduğun dört cümleden bir tanesi olarak yakalamışız. Çocuğu hastalanmış ve nöbetçiyken mi? Evet. Sonra o benim burada 150 tane çocuğum var zaten deyip gitmemiş. Aynen öyle. Çocuğuna. Evet ya bu böyle ona dair hissettiğimiz şeyin hikayesi olmuştu. Zaten bir baba gibi görüyorduk onu. Hı hı. O böyle o işte anlatılan o eğitimci hep hayatımızda bize yön böyle bir kırılma yaratan insanlardan biriydi Necati Şolt. Özverisiyle ve o müthiş yüreğiyle filan. Öyle bir gece biz de bir ceza sebebiyle oradayız. Yani bir yaramazlık yapmışız da nöbetçi öğretmen odasındayız muhtemelen. Bize kızılacağı bir anda telefon çalıyor, hanımı arıyor. Ve diyor ki yani çocuk hasta yani gel ateşli hastaneye götürelim filan. Ve hanımına diyor ki yani burada 150 tanesi var. Sen onunla ilgilen lütfen hanım yani ben bunlarla ilgilenmek bu çocuklarla ilgilenmek zorundayım diye biz İt böyle o cezamızı da cezamızı yani. Da beklerken İt gibi evet. Zaten onun söylediği her şeyi dinlersin zaten yani muazzam bir peki mesela bu muazzam yeri olan insanlardan biridir. Böyle bir kenetlenme yarattı mı sizde daha böyle sıkı bir bağlılık birbirinize de tabii okulunuza ki. Da tabii ki yani bu işte insanı iyileştiren yani böyle şeyi anlıyorsun. Birinin hayatında ne kadar büyük etkin olabilir, iyi bir insan olmak ne kadar hepimizi iyileştirebilir ve yani öğretmen ne kadar kıymetli hepimizin hayatında onu evet öğreniyorsun. Ya, çok acayip. Hep bir ekibin içinde bulunmuşsun gibi bir durum var. Hı hı. Büyüdüğün ortamda mahalle arkadaşlarıyla çevrili, yatılı okulda yatılı okul arkadaşları. Bu böyle bu ekipçi biri misindir? Zaten karakterine yansımış bir şey mi bu? Muhtemelen işte bu yatılı okuldaki o kenetlenmenin de etkisi olabilir ama. Evet. Seçilmiş aile diye bir laf var ya ben evet. Çok çok hoşuma gider. Hakikaten yani ben ailemle de çok aram iyidir ama o seçilmiş aile yani o arkadaşlar hep çok kalabalık oldular. Hep çok dostum ve çok arkadaşım oldu ve hep beraber büyüdük. Hala da böyle hep beraber hissediyorum. Onlarla birlikte gibi hissediyorum falan. Bunu tattım neyse ki. Buna çok şükrediyorum hakikaten. Evet bunu da sürdürüyorsun anladığım kadarıyla. Sürdürüyorum evet. Yani ekipçi deyince böyle bir çalışma ekibi falan gibi değil. Yok ama yok. Kalabalık hissediyorum. Aynen. Zaten evet. Zaten kalabalık hissetmekten bahsediyorum. Evet. Ekipçi derken. İstanbul'a ilk geldiğinde yaşadığın şok ayrımcılık olmuş. İlk evet. Yaşadığın şok. Şöyle bir şey demişsin. Arnavut, Kürt gibi tanımlamalar sadece kişilerin isminin önündeki sıfatlardı bizim için. Hı hı. Demişsin. Sonra burada da aa böyle mi işliyor gibi bir sürecin olmuş galiba. Evet yani büyük şehirde onun şokunu yaşadığımı hatırlıyorum. Yani bizim mahallemizde işte Arnavut Ayşe abla yine çok güzel patlıcanlar seçip dizmiş gördünüz mü filan. Böyle takıntısı olan bir kadındı. Ya da ben ne bileyim bir Alevi Kürt Elif abladan bağlama dersi alıyordum. O beni işte Cem evine götürüp orada dedelerle tanıştırıyordu. Orada işte bir Süryani mahallesi vardı filan. Yani böyle bir bunların
bunların mesele olduğu, bunların bir derde dönüşebildiğini büyük şehirde gördüm. Bir gün Taksim'den otobüste, geç saatte otobüse bindiğimde arka kapısı, üç kapısı da açık otobüsün falan. Ve arkadan böyle birkaç kişi bindi. Belki akbillerini arkadan binip basacaklardı ya da belki de paraları yoktu bilmiyorum. Böyle bir hanımefendi, şoför bey yalnız doğulu vatandaşlar bindi arkadan falan gibi bir laf etti. Ve o kadar zoruma gitti ki bu laf. Yani onu sen nereden aydın? Bunun ne önemi var? Bunu niye ispiyonluyorsun? Yani hiç mi arka kapıdan bilmedin falan? Evet abi. Ya bu anı çok net hatırlıyorum. Ve sonra tabii ki hepimiz gibi büyük şehirde ve sonra seneler içerisinde ülkede bunun böyle bir malzeme olabileceğini gördüm ve çok üzüldüm. Evet haklısın. Neyse değişir belki. Hadi be, o da inşallah belki. Öğreneceğiz. Ne soralım Ulaş'a? Siz söyleyin. Buyurun. Beyza, ne soralım? Kimle sıçmak ister? Tatile. Ne diyor? Tatil. Deli mi ya? Tatil mi? Evet, tatil. Bana ne oldu lan? Ben niye öyle diyorum? Yanlış anlama değil artık. Ben delirdim bir iki salise galiba. Nereye? Tatile gidiyor. Basit aslında tatil. Başka daha iyi fikri olan var mı? Kimin perdesi? Benim hanımefendi. Postacı kapıyı iki kere çalar. Nereye bakmak? Ne? Gemiye. Onu da memeye anladım. Arkadaşlar benim neyim var? Çıkalım mı biz? Çıkmayın bence. Çıkarsanız kötü. Gemiye, evet. Gemiye. Kimle yani evet. Tatil mi istersin? Ya da kimle paraşütle atlamak mı istersin? Ya da ne bileyim kimle Afrika'ya gitmek mi istersin? Kimle ne yapmak istersin? Yani yemek yiyebiliriz ya. Sanki. Yemek okey, tamam. Bu hafta Ulaş Bey'e kimle güzel bir yemek yemek istersin diye sordum. Romantik mi bilmiyoruz. Sonra karar vereceğiz. İlk isimler. Hakan Kurtaş'la mı yemek istersin? Yoksa Hazar Ergüçlü'yle mi? Ay, ikisini de özlediğim insanlar. Hakan'ı yedim geçen. Müthiş. O yüzden. Hazar'ı bayağıdır görmüyorum. Hazar diyeceğim. Hazar Ergüçlü'yle devam ediyoruz. Peki Hazar Ergüçlü'yle mi yersin? İrem Helvacıoğlu'yla mı? İrem Helvacıoğlu'yla da bir yemek yemek isterim. Onu da çok oldu görmeyeli. Onunla o zaman İrem. Güzelim. Aa, ne kadar güzel fotoğraf. Evet, çok güzel bir fotoğraf. Normalde zaten pisliktir Cansu. Bol gibi fotoğraf koyar. Öyle mi? Tabii tabii. Yani İrem zaten çok güzel bir hanımefendi. Çok. Kıyak geçmiş. Peki İrem Helvacıoğlu'yla mı yersin yemeği yoksa Blake Lively'yle mi? Kim o? Okey, sen onunla ye. Ben İrem'le yemeye devam edeceğim galiba. İrem'le devam ediyoruz. Peki İrem mi yoksa Engin Altan Düzyatan mı? Oo. Engin'in de genç kızlık fotoğrafıyla. Yani hayatında bir kere bu kadar kötü makyaj yapılmıştı. Onu da sana gösterdim. Bu adam yakışıklı. Bu fotoğraf nedir? Boynu tutulmuş. Çekin gideceğim. Çekin gideceğim. Çıktı. Daha olmasın da. Pas mı yaptın? Evet. Altan'la galiba. Altan'la. Engin Altan Düzyatan'la devam ediyoruz. Çok iş haricinde çok fazla zaman geçiremiyoruz. Çünkü bir ailesi var. Evet. Ve biz çok çalışıyoruz bu sektörde. Hı hı. Koşa koşa ailesinin yanına gidiyor. Bir akşam evet bir yemek. Bu da teklif olabilir. Bir akşam Altan'la bir yemek yiyeyim bence. Evet, enteresan. Buradan da Engin Altan Düzyatan'a yemek teklifinde bulundu. Helal olsun. Engin Altan Düzyatan'la mı yoksa Margot Robbie'yle mi? Altan, yani ailen var ve bekliyorlar seni. O kadar haklısın ki. Margot Hanım bu kıyafetle mi gelecek? Çünkü gemilere bakarsınız diye düşünüyorum. Margot Hanım'la devam ediyoruz. Margot Hanım'la devam ediyoruz. Margot Robbie mi yoksa Merve Dizdar mı? Ay, Merve Dizdar'la devam edelim. Aa. Evet, çünkü ben Körfez filminde tanıştık biz Merve'yle. Ve ne kadar deli ve güzel ve akıllı bir insan olduğunu
yıllar içerisinde ha o yüzdenmiş diye anladığım bir insan oldu. Şimdi yeniden Merve ile bir yemek yemek isterim. Öyle bir şey teklif, manyak gibi yemek yiyeceğim bugün. Ay, yok öyle gelişmiyor zaten. Öyle mi? Sen vazgeçiyorsun bir önceki. Okay. Yani son kalanla ha, yiyeceksin. Sonla yiyeceğim. Tabii bunların okay. Hiçbiriyle yiyemeyeceğim. Merve ile yiyebileceğin gibi görünüyor şu an. Merve Dizdar mı, Natalie Portman mı? Evet, ilk aşklarımızdan biriydi evet. Natalie Portman. Natalie Portman'la görüşebiliriz, evet. Bir de yani... Bir çaya çıkarsın. Ne oldu sana ya falan da demek için. Ne yaptın ya Natalie sen? Kendine. Evet, hem neler oluyor bir anlatır bize orada. Aynen. Natalie Portman'la devam ediyoruz. Natalie Portman mı, Metin Akdülger mi? Beyza'cığım. Yani bu kadar belli etme bari. Ben görürüm Metin'i bir yerde. Sen engel olmayayım. Natalie Portman'la devam ediyoruz. Natalie Portman'la devam ediyoruz. Peki Natalie Portman mı, Zendaya mı? Can evimden vurdun beni. Evet. Zendaya Euphoria ile beraber çok evet. Etkiledi bizi, beni. Çok acı. Hmm. Ben Euphoria'dan ama önce... Ama partneriyle, partnerini daha çok merak ediyorum. Tom Holland. Kadın olandan bahsediyorum aslında ama. Partner deyince ben manitası mı kastettim? Hayır, değil değil. Böyle ya bir... ha kadın olan kim? Sonradan hatta galiba cinsiyet mi değiştirdi? O yani evet, bilen var. Jules. Evet, karakteri Jules oydu. Oynuyor. Evet, çok merak ettiğim insanlardan biri. Çok okay. Peki Zendaya ile mi devam? Zendaya ile tabii ki. Tamam, Zendaya ile devam. Uzun bir birlikteliğimiz olacak gibi gözüküyor. Zendaya mı, Kenan İmirzalıoğlu mu? Zendaya. Neden? Yani çünkü Zendaya. Aynen. Zendaya mı, Scarlett Johansson mı? Zendaya. Allah Allah. Gördün mü? Neyse. Scarlett'in gemileri ikna edemem. Peki Zendaya mı? Arkadaşlar, toksik maskülen misiniz? Neyse. Zendaya mı, Jason Momoa mı? Abi yine bak bulduğum fotoğrafa bak ya. Ha? Şimdi de Jason'ın gemilerine bakıyorum. Sana bir selfie atmak için onunla yemek yemek isterdim ama Zendaya. Gerçekten bununla yemek yenir mi? Bu seni yer ya. Evet, Zendaya ile devam ediyoruz. Zendaya mı, Öner Erkan mı? Öner Erkan. Öner Erkan mı? Evet. Neden? Ya tamam, Zendaya ile yedik yemek. Yemediniz. Yemedik mi? Hayır. Ha, sonuna kadar tutar. Aynen. Bu bir teklif mi? Yani bakacağız. Eğer uslu çocuk olursa. Öner Erkan ya. Daha çok şey öğrenirim Öner'le yemek Öner yesen. Erkan'dan daha çok şey öğrenirsin yemek yesen. Öner'le bizim oynadığımız dizi de 30 Mart'ta yayına giriyor. Uysallar ha. Diye bir dizide oynadık biz. Şey bayağı da enteresan iş oldu ha. Denk gelirseniz seyredin. Nerede mi? Netflix. Evet. Müthiş bir oyuncu, peki. Müthiş bir arkadaştır. Evet, evet. O kadar iyi oynadı ki yani. Tamam. İnanamazsın. Peki Öner Erkan mı, Pelin Akil mi? Öner Erkan. Neden? Pelin'le sette şöyle bir şey geliştirmeye başladık ve çok rahatlattı bu bizi. Birbirimize kötü davranıyoruz. Yani daha doğrusu böyle birbirimize... Yani bunun bir şaka olduğunu bilerek, böyle çok zekice yapmaya çalışarak, gayret ederek falan. Çünkü biz böyle ağır bir setteyiz. Yani komedinin, işte rahatlığın falan değil, daha çok ciddi bir mesele ya bizim evet. Bütün hikaye falan bir şey. O böyle bizi biraz bir kafaya sokabiliyor ve bazen bunu böyle hafifleteceğimiz yerlere ihtiyacımız oluyor falan. Pelin'le çok güzel bir oyun bulduk. Ve o yüzden de Pelin değil, Öner Erkan. Okay. Bu kadar niye konuştuk ki ya? Diye. Peki Öner Erkan mı, Amber Heard mı? Nerede oynuyor? Aquaman'de mi oynuyor? Jason Momoa'nın karşısında. Bunu yemiştir başarılar. Ama. Efendim? Johnny Depp'in eski karısı. Johnny Depp'in eski karısı. Ha evet, sırf o yüzden olabilir. Ne yaptı bu adam sana diye sormak için belki. Kız ne diyorsun? Johnny Depp'i dövmüştü. Ha bu o hikaye. Evet. Aynen. Ama orada kim kimi dövdü tam da bilmiyoruz galiba. Ya şey Johnny Depp şey temize çıktı sonra. Okey. Davası devam ediyor. Yani o kadar hakimiz ki atak geçiriyoruz. Ben oyunu yanlış anladığım için hani hepsiyle tek tek yemek yedirmeye devam ediyor gibi anladığım için. Evet.
Ama öyle anlamaya da devam edeceğim galiba. Sen istedin. Hanımefendiyle devam etmek istiyorum. Amber Hanım'la. Evet, bu peki. Amber Hanım mı, Melis Babadağ mı? Ha, ne yapıyor acaba? Ne yapıyor? Şey yapıyor, bu şeyi oynadı işte. Hah, Aykut Enişte. Evet. Çok üzüldüm. Ayrıldı, yollarımız ayrıldığı için aynı dizide oynuyorduk. Ha. Biz partnerdik işte. Şimdi o yüzden ne yapıyor ya dedim. Ha. Melis'le devam etmek istiyorum. Melis'le devam ediyoruz. Melis Babadağ mı, Emilia Clarke mı? Emilia Clarke. Bir nefes alsaydın ya. Neden? Sonra konuşalım. Tamam. Emilia Clarke mı, Okan Yalabık mı? Okan Yalabık. Sen de biraz ayran gönderiyorsun acaba. Peki, Okan Yalabık mı, Mario Cotillard mı? Hiç Marian Cotillard'çı değilim. Evet. Aa, Fransız manyakları bak. Evet, değilse. Evet, ben şey, o kadar büyük yaşamıyor, yaşıyormuş gibi yapıyor gibi geliyor hep bana. Aa, evet. Bu hanımefendi. Okan'sa tam tersi. Okan'la devam etmek isterim. Nedenin inanılmaz. Okan mı, Funda Eryiğit mi? Funda Eryiğit. Çok güzeldi programında. O, bir örnek olarak onu izledim. Müthiş bir konuktu. Evet. Funda ile yemek isterim. Funda Eryiğit'le devam ediyoruz. Funda Eryiğit mi, Dua Lipa mı? Peki, kırmayayım sizi. Ama yani insan. Halk istiyor Dua Lipa ile yemeğe çıkmanı. Maalesef. O zaman Dua Lipa ile çıkıyorsun yemeğe. Lise son sınıftayken hem harçlığını çıkarmak için hem de galiba piyasayı tanımak için mi kostüm asistanlığı tabii yapmışsın? Evet. Ya tebrik ederim, ne kadar güzel bir şey. Yani bunu düşünerek yaptığını düşünüyorum. Yani evet. Özellikle seçtin değil mi onu? Tabii tabii, yani kostüm bölümünü özellikle seçmedim. Orada bir yani bir tanıdığım vardı, onun vasıtasıyla girdim falan. Ama sete girmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü bir anda lise arkadaşlarım, İşte Abitur diye bir Alman okulunda okudum ben. Abitur diye bir Alman sınavına hazırlanmaya başladılar büyük bir kısmı. Bir kısmı ÖSS'ye falan. Ve ben bu yarışın içinde olmayacağımı anlamıştım o sene. Ve birinin beni konservatuar hazırlaması gerekiyordu. Yani hep tiyatro kulübünde falan çalıştım ama konservatuar böyle bir sınav. Ve böyle işte o parçalara hazırlanmak lazım. Ve Mezunlar Derneği'ne gittim. Kimler var diye. İşte o zamanlar Savaş Dinçel var ama işte... Var mı, yok mu, çok mu yaşlı bir şey mi filan bir zaman. Birisi var, işte ulaşamıyoruz, oyuncu, tiyatrocu. Okey, böyle çözemeyeceğimi anlayıp ben setlerde çalışmaya başladım. Oyuncu kovalıyorum, kim acaba beni çalıştırır filan diye. Bir yandan da harçlığımı çıkarıyorum gerçekten. Orada ilginç tecrübeler yaşadım. Yani ya, aslında niyetim o zamanlar da yani televizyon değildi hayalim. Çünkü bir kısmımızın diyeyim, herkesin öyle değildir demeyeyim de, benim metinlerdi. Yani beni tiyatroya sevk eden şey o tiyatro metinleriydi filan. Bir ünlü olmak, televizyona çıkmak filan değildi merakım. Ama orada tatlı bir, orada şeyle tanıştım. Mustafa Uğurlu bir dizide. Aa. Kader diye bir dizide. Ama ben Mustafa Uğurlu'yu, evet bu adam bana yardım müthiş edebilir filan diye. Yani o tayfadan. Ve ona yanaşmaya çalışıyorum. İşte herkes de biliyor ekipte. Acaba ne zaman açılacaksın? İşte seni bugün onunla yollarız arabayla. Seni de bırakır yolda söylersin falan. Bir şekilde ondan böyle bir şey talep ettim. Tabii ki dedi. Çok böyle anlayışla karşıladı falan. Gel hafta sonu bir iki metin seç. Hafta sonu gel bir bakalım dedi. Ben hafta sonu gittim evine. Fakat böyle birinden bir şey istemek çok bana göre değil. Bir kere gittim. Devamını yapamadım. Hani bir metinlere baktık ama... Birinin hayatına çok müdahale ediyormuşum falan gibi geldi. Bir kere öyle bir araya geldik. Sonra bir daha görmedim onu. Kendi başıma hazırlandım velhasıl. Ha. Sonra konservatuar sınavında bana sordular. Dediler ki sen biriyle hazırlandın mı? Ben de dedim ki tabii ki Mustafa Uğurlu'yla hazırlandım. Hani böyle bir öne geçerim, bir şey olur falan diye. Okey şekerim falan dedi Zeliha Berksoy. Sonradan öğreniyorum ki arkamdan şu dönmüş. Hayır, bir de Mustafa ile hazırlanmış. Yani bu ne rezalet bir sınav ya. Onlar beni hani kim yok kendim hazırlandım desem okey tamam çocuk hiç anlamıyor. Biz bunu öğretiriz diyecekler ama biraz böyle Alman ekolünden olduğum için falan seçildiğimi düşündüğüm bir sınav oldu. Mimar Sinan mezunusun. Az önce yaklaşık böyle bir şeyler konuştuk zaten. Bayağı idealist mezun oluyoruz konservatuvarlarda. Evet.
O dönemler kurduğun böyle yüksek hayaller var mıydı? Kendi oyunlarımızı yazıp yönetmek. Hayalimiz oydu. Konservatuvarın son yıllarında da yapmıştık hatta. Hakan Kurtaş oyunlar yazıyordu o dönem. Evet. Bizim de işte Esme Madra, Efe Tunçer böyle bir ekibimiz vardı. Aralık Hareketi koymuştuk adını. Bir takım tiyatrolarda biletli oynadık da filan. Sonra sürdüremedik. Yani bu iş her zaman bir yazana ihtiyaç duyuyor. Bir yazan olmayınca da ya başka tiyatrolara eklemleniyorsun ya başka yazarlara ya da başka dizilere, başka prodüktörlere. Var mı senin niyetin yazmak? Çok çok istiyorum. Yani bir şey dilesem bunu dilerim ama böyle dileyerek de olacak bir şey değil. Bir sebat göstermem ya da bir dönem zihnimi açık tutmam gerekiyor. Evet. Dizide çalışırken buna çok konsantre olamıyor insan. Çünkü yazarlık ve oyunculuk bambaşka iki yüzü paranın gibi. Yani birinde çok görünür. Bir çay bahçesine oturduğunuzda size bakıyorlar oyuncu olduğunuzda. Aslında yazar olmak için herkese sizin bakıyor olmanız gerekiyor. Yani o kadar görünürken insanları incelemek, insanlara bakmak, bir yerde görünmez bir karakter olarak çay içmek imkansızlaşıyor. Zor bir şey senin için şu an, ya böyle buna merak duyarsam bir noktada ya oyunculuğumu unutturacağım. Ki yani çok zor değil. Unutuluveriyor herkes 3-5 yıl sonra. Ya da o bir hayal olarak kalacak ve ben oyuncu olarak devam edeceğim. Yok, senin oyunculuğunu unutmayalım da başka bir yöntem buluruz belki Ulaş. Listede ben yoktum. Bir türlü gelmedim. Ama olsun. Şöyle söyleyeyim, biz 15 yıllık arkadaşız Ulaş'la. Gerçekten belki bilendiğiniz vardır. Konservatuvardan arkadaşız. Benim belki de en yakın arkadaşım. Çok da vaktinizi almayacağım. Normal bir stand-up gibi düşünmeyin. Biraz sohbet edip gideceğim. Söylemek istediğim şeyler var. Onları söyleyip gideceğim. Hiçbir zaman rekabet etmedik. Onu söyleyeyim. Aramızda asla öyle bir duygu olmadı. Sadece bir kere benim bir düğüne gitmem gerekti. Ve bir takım elbise giymem icap etti. Giydim ve babama yolladım. Yani babam değil mi yani? Dedim ki baba nasıl oldu? Babam dedi ki oğlum çok güzel olmuş yani. Dedim ki yani gerçekten biraz aç nasıl oldu? Dedi ki yani gerçekten o kadar güzel olmuş ki Ulaş biraz kilo alsa, biraz saçları dökülse neredeyse böyle olur. Hiçbir rekabet yok aramızda. Gerçekten çok mutluyum burada olduğum. Bunu söyleyip duruyorum bu arada. Harika da bir kalabalık olduğunuz için çok mutluyum. 10 parmağında 10 marifet olan bir insan. Ulaş biraz ondan bahsetmek istiyorum. Okey değil mi? Hanımefendi değil mi? Yapşa kesinlikle. Ama 10 parmağında 10 marifet olmayan bazı konular var. Spor. Futbol. Bunu söylemek istiyorum. Hiç anlamaz. Beşiktaşlı olduğunu iddia ediyor. Beyanı bu yönde. Ama geçtiğimiz sene, 2020-21 sezon oluyor değil mi abi geçen sene? Dedim ki yani abi Beşiktaş'ın kadrosunu sayar mısın? Madem tuttuğun takım bu. Drogba dedi. Yani bak herif yani bir kadro falan, akla gelen ilk futbolcu ismini söyledi. Yani futbola dair tek bir şey Drogba. Şu an çok şükür ki İbrahim Selim'in programındayız. Çok mutluyuz ama hayatımız hep böyle geçmedi, onu da söyleyeyim. Çok zor zamanlar yaşadık gerçekten. Şöyle bir zaman var, paylaşmak istiyorum. Yani gerçekten 5 kuruş paramız yok. Çok işsiziz, çok yalnızız. Fakat ben bununla barıştım. Evimdeyim. Yani böyle bir yalnızlıkla barışıyorum. Yani kendi kendime böyle PlayStation oynuyorum ama tadını çıkararak oynuyorum. Yani hani diyorum ki olsun abi, bunun da bir güzelliği var. Ya yani şükrediyorum yani. Ne bileyim ben işte kahve yapıyorum. Abi bu da güzel. Ya paramız yok, yalnızız ama okey. Yani ne yapsam şükrediyorum. Yani manyadım yani, evet. Ama okeyim. Bu geldi. Büyük bir panik. Gerçekten çok bir odeşin ama gitmiş. Ne olmuş? Olmamış. Dedi ki bittik biz. Mahvolduk. Yani öyle şeyler söylüyor ki yani çok kötüyüz abi, ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. Galiba sokakta aç bir laş öleceğiz. Nasıl olacak bu iş? Ya dedim abi bir otur gel. Yok durmuyor yani, konuşuyoruz abi gel falan. Beni o kadar ikna etti ki dedim ki Ocak'tayız burada, Ocak ayı. Dedim ki abi kombi kısayım. Dedi ki kapat.
kapattık. Ocak üstümüze montlar oturup bir bok yaptığımız da yok. Yani korkunç bir durum gerçekten. İkimizin de askerlik görevimizi yaptık bu arada. Fakat yapmamız ama tam olarak yapmadığımız bir dönem vardı. Ve bir arabayla yürürken, pardon bir arabada giderken, çok iyi kusura bakmayın. Bir jandarma bizi çevirdi. Dedi ki durun, kimlikleri göreyim. Şimdi, sürücü koltuğumda Ulaş. Çok güvenli bir arkadaşım. Hani olayı çözmesini bekliyorum. Kimliği göreyim dedi jandarma, şöyle yaptı. Yalnızca benim mi kimliğimi görmek istersiniz? Arkadaşımın da görmek... Oğlum sen nasıl bir dostsun yani? Dostluk bu değil yani hani... Şimdi çok fanısınız biliyorum ama daha da kötüye gitti. Sen Anlat Karadeniz'de oynuyor o zaman. Dışarı çıktı. Jandarma katiyen tanımadı. Kafasını sokak lambasına sokmaya çalışıyor ya. Ya benim yani hani... Ne olur. Sonuç cezaydık. Yani. Hobisi yoktur. Onu da söyleyeyim. Yine çok yalnız olduğumuz zamanlar. Biraz Ulaş'a tribüt gibi ol ama olsun. Hobisi yoktur. Yine çok yalnızız. Bir bok yapmıyoruz. Çok kötüyüz. Dedim ki Ulaş Allah aşkına biraz hobimiz olsun. Yani böyle olmayacak. Yani iş bekliyoruz. Tavana bakıyoruz. İş bekliyoruz, tavana bakıyoruz. Dedi ki yani tam abi ne yapsak? Dedim ki bak abi birer hobimiz olsun. Elimizde birer altın bilezik olsun. Tam kardeşim dedi. 3 gün sonra geldim evine. 4 takım sulu boya almış. Üstüne guaj boya almış. Hala duruyorlar. Yani dokunmadık kesinlikle. Şu an evine gitsek gösteririm size yani... Dedim ki bunlar ne? Dedi ki hobi. Bu yani hobiden anladığı bu. Ama çok şey yaşadık gerçekten. Biliyorum ki ben o birçok insanı sevdiği en büyük aktör. Yani en sevdikleri aktör. Pardon çok abarttım. Ama en ve İbrahim Selim'le bu geceyi izleyen birçok insanın en sevdiği konuk olacak. Ama o sadece benim yakın arkadaşım. Onu söyleyeyim. Çok da uzatmayayım. İnsan en yakın arkadaşını bir noktada bir şeye benzetme ihtiyacı duyuyor. benzetmeden olmuyor. Yani garip bir figür olarak duruyor. Benzettiğim şey şu. Ulaş, sen bir Cadillac'sın. Hep yolda. Yolcusunu asla yarı yolda bırakmayan. Türünün en güzel örneği. Teşekkürler. Ağlayacağım. Ölmüşüm gibi bir gece evet. Oldu ya gerçekten. Nasıl bilirdik? İyi bilirdik. Arkamdan konuşuyormuş gibi. Aynen. Yani. Sen onu neye benzetiyorsun? Bu programa en çok çıkmamı isteyen Efe'ydi. Yani ya. Evet, bir, yani bizi tanıştırmak sebebiyle bile olabilir. Hani güzel bir akşam olacağından çok emin. Çık, çok eğleneceksin. İnsanlar da çok eğlenecek falan. Ben böyle bir kapalı bir tip olduğum için hep böyle bir çekinceli bir eski kafa bir tarafım var. Yıkmaya çalıştım falan. Ve tamam işte sizin nazik teklifiniz geldi, ben çıkıyorum buraya filan. Ve bu sabah itibariyle Efe bana mesajlar atmaya başladı. Yani bakın, affedersiniz ama. Yani şöyle bir mesaj aldım Efe'den ya. O ne diyor, linki atmış bana bir tane. Link şu. Kimisi toparladı, kimisi çoktan unutuldu. Yaptıkları veya söyledikleriyle bir şekilde kariyerlerine büyük zarar veren ünlüler. Ve böyle ara ara arayıp arayıp 2 saatte bir falan bir cümle be görüyor musun? Bak nelere sebep oluyor ya. Bittim gün trolledi beni. Vay olsun ya. Kadilla'nın benzin deposuna su döktü. Karadayı hafızalara kazınan işlerinden biri o. İlk işin miydi o? İlk televizyon işimdi. Değil mi? Hı-hı. Nasıl bir histi o ekip çünkü bayağı... Önemli bir ekip yani. Öyleymiş evet böyle wow, fotoğrafa bak. Bu, lisemde bu fotoğraf bu arada. Benim okuduğum liseyi adliye olarak kullanıyorlardı bir ya. Anlamda. Evet İstanbul Lisesi'nin. Orada bir sürü, ben lisedeyken de bir sürü film çekiliyordu. Bir anım var bundan bağımsız aklıma geldi şu an anlatmak istedim.
Bir gün akşam gece saati işte bina set ışıklarıyla aydınlatılmış. Biz de yatakhaneden eşofmanlarımızla falan sete bakmak üzere merakla girdik. Onur Ünlü'nün polis seti. Ve çok zor bir kamera hareketiyle Haluk Bilginer'in bir sahnesini çekmeye çalışıyorlar. Yani vertigo mu diyorlar ona? Yani kamera yaklaşırken zoom out yapıyor falan. Onun fokusunu tutturmak, ışık bir şey tekrar tekrar. Onur Ünlü de sıkılmış herhalde monitörün başında kendi kendini oyalamak için. Biz de yanındayız böyle hani onun şiir kitabı o zamanlar yeni çıkmıştı ve bir fenomendi Ahmursun Ünlü'nün. Bir yandan da bir hayranlığımız var. Kült bir kitap, enteresan bir kitap hakikaten. Filan böyle bir ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz orada. Bunu da kendi kendine şey yapıyor. Mahmut Hoca öldü. Yok yok ölmedi. Falan diye o iki versiyonu sürekli böyle kendi kendine. Biz de böyle yanında eşofmanlarıyla böyle yatakhandan gelmişiz. Ne nasıl bir dünya bu filan diye. Adamı anlamaya çalışıyoruz. Mahmut Hoca bir öldürüyor bir diriltiyor. Bu müzikle. Bu dizi de orada çekiliyordu. Adliye sahneleri. Ya içindeyken tabii başka bir şeyle kıyaslayamadığımda ne olduğunu bilmiyordum. Ama sonradan anladım ki bir tür yerli bir Godfather dünyasıymış hakikaten. Yani hem hikaye gereği hem oyuncuları. Orada öğrendiğim birçok şey peşimden geliyor uzun yıllardır tabii. Yani Kenan Mizaloğlu, Sir Tekin Çetindor. Muazzamdı yani o zamanlar bugünkü halim olsa oynayamazdım korkudan ve heyecandan. Muhtemelen ya. O çömezlikle Çetin Tekindor'un karşısında oynayabiliyordum falan. Evet, güzel zamanlardı. Peki en çok ses getiren işin az önce senin de sıkça bahsettiğin sen anlat Karadeniz'di. Senin için nasıl geçti o süreç? Bir grup izleyici şikayet etti, bir grup izleyici aslında tamam işte bu, gösteriyorlar bunlar olmasın dedi falan ama izlemeye de hepsi devam etti. Sen nasıl yaşadın o süreci? Yani bu mücadelenin farklı katmanlarının olduğunu fark ettim. Yani ben de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha rafine bir hikaye anlatmak isterdim. Kendi merakım da bu yönde. Fakat şunu diyemem ki bu kadının şiddetini köpürten bir dizi de diyemem. Sanat Karadeniz için. Öyle bir eleştiri aldı. Evet. Yani bu şiddet sahnelerini televizyonda görmemiz gerekiyor muydu gibi bir eleştiri aldı aslında. Fakat o işin yapımcımız Osman Sınav'ın aslında bu bir yöntemi, yani bir şok etkisi yaratıp o dizinin izlenmesini istiyor. Herkes de aslında televizyondaki işinin izlenmesini ve hikayesinin anlatılabilir olmasını ister. Benim yöntemim bu olmazdı. Ama bunu da o işi köpürttüğü, desteklediği yorumunda yapmam açıkçası. Çünkü bence vicdanında ölü balık olan bir iş değil Sen Anlat Karadeniz bu konuda. Yani setimize dünyanın farklı ülkelerinden bu konudan muzdarip derneklerden insanlar geldi ve bizim işimizin oralarda bir takım pozitif şeylere sebep olduğunu anlattılar bize. Bunları duymak fena değildi. Yani bu iş, bu mücadelenin farklı katmanları olduğunu fark ettim orada. Yani illa bu böyle Obama diyor ya medeniyeti uygarlığı bir trene benzetiyor. Yani en ön kompartmanda bilim adamları, düşünürler. Bunlar böyle hızla kopup gitmek istiyorlar ama arka kompartmanlar var. Yani onu yavaşlatan bir şey filan. Yani o arka kompartmanlar var ve orada da yapılacak işler var. Hep o ön kompartmanı referans alıp bir takım mücadeleleri de çöp saymamak gerekiyor bence. Bu işin de etki ettiği ve umut verdiği, destek olduğu kadınlar vardı. Ve bu kıymetli bir şeydi ama tartışmalar da çok kıymetliydi. Dilimizi düzeltmek, bu sahneleri göstermek konusunda kendimizi de eğitmemiz gerekiyor. Bu işi daha rafine haliyle yapmamız gerekiyor giderek. Genel olarak bunları hissediyorum aslında. İsminizi öğrenebilir miyim? Emre. Emre Bey ne iş yapıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. Siz bana birden 70'e kadar bir sayı söyleyeceksiniz Emre Bey. Tamam. 3. Arabayı genelde ben sürerim. Park konusuna hiç girmiyorum. Yani genelde ben sürüyorum. Yani hanımefendiye park etmesi için vermezsiniz arabayı. Yani arabayı ben sürüyorsam ben park ederim, o sürüyorsa o park eder. Emre Bey ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, bir 20 puanınız var. Teşekkür ederim. Bir sayı daha rica edelim.
17. Evde yapılacak işleri erkeğin yapacağı işler, kadının yapacağı işler olarak ayırırım. Yardım ederim. Emre Bey, sorum yardım eder misiniz diye. Şöyle, sizin için. Bu soru şimdi çok değişir. Tabii tabii. Bayağı biz zaten pislik olsun diye yazdık bu soruların hepsini. O yüzden zor durumda kaldığınızı hiç düşünmeyin. Tamam. Şimdi şöyle, sizin için evde bunları erkek yapar, bunları da kadın yapar dediğiniz bir şey var mı? Yok. Bence gayet iyi. İkiletmiyorum, tebrikler. Sıfır puan. Teşekkür ederim. Bir sayı daha alabilir miyim Emre Bey? 25. Bale yapan erkek görünce içimden hafifçe gülerim ama kimseye çaktırmam. Yok. Gülmez misin? Gülmem. Gerçekten. Gülmem döverim. Çünkü öyle. Gülmem. Hayır. Bir kadın nasıl bale yaptığını görüyorsam tepki vermezsem onlara da tepki vermem. Anladım, anladım Emre Bey. Buradan da sıfır puan çektiniz. Tebrik ediyorum. Bir i̇yi sayıdan. Gidiyorum bence. Evet evet, bence de iyi gidiyorsunuz. Üçte bir. Evet. Gayet iyi. Olacak bu iş. Bence halledeceğiz. Bir sayı daha. 40. Kendi geçmişimden skor gibi bahsederim. Fakat partnerimin geçmişiyle ilgili bir şey duymak istemem. Geçmiş konuşmayı sevmem. Kendinizinkinden de bahsetmezsiniz. Yok. Asla, hiç umurum. Gerek yok. Bundan da vermiyorum puan. Tebrik ederim. Bir sayı daha. 51. Sevgilimin karşı cinsten bir arkadaşı olduğunda hareketlerine ve yakınlığına dikkat etmesini isterim. Tabii isterim. Yalan söylemeye gerek yok. Hiç çok yok. Haklısın. Bence evet. De çok haklısınız Emre Bey. Yani ne yapalım? Zaten toplamda 40 puan aldınız. Asla toksik maskülen çıkmadınız. Ama sizin bir şey var. Fakat... Fakat biz de toksik maskülen çıkmadınız. Siz kaç puan almışsınız? Bakın. Ben gördüğünüz gibi arkadaşınız sizden daha az çıktı gerçekten. Büyük geçmiş olsun. 60 puan mı aldınız? Çok fazla almış. Yani çok ben gayet yani iyiyim. Bir tane var 60 puan evet. Alan beyefendi öyle söyleyeyim. İnanılmaz. Emre Bey, size orta oyuncuların tişörtlerinden bir tane armağan ediyoruz. Çok hangisi? Teşekkür ederim. Bugün evden çıkasım yok. İnşallah sizin teşekkür olur. Ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Sağ olun. Alkışlıyoruz Emre Bey. Bravo. Peki karaktere hazırlanmak için İstanbul'da Trabzonluların toplandığı bir kahvede vakit geçirmişsin. Evet. Var mı enteresan anı? İşi anlaşırken Karadenizlilerin bir konuşma şekli var hepimizin bildiği gibi. Yani bir yani ve hepsinin de farklı. Yani Trabzon'un ayrı, evet, başka bir şey ayrı, mahalle tabii, ayrı filan. Yani böyle mi konuşacağım, konuşmayacağım mı filan, bu aradayken ben anladım ki öyle konuşmam gerekiyor. Çünkü oranın insanı da öyle konuşmuyorsa bile onu konuşabiliyor. Evet. Bir annesiyle evet. Bir hararetli bir şey tartışırken içinden o aksan çıkıyor filan. O şive çıkıyor. Ve bunu çözmem gerektiğini fark ettim. Ve ya o kulak aşinalığı olsun diye bir yandan da. Çünkü senelerdir ben kendi kendime taklit yapıyorum. Bir İsmail abim var, taksici, Karadenizli filan. Arkadaşlarıma sürekli yaptığım ama gerçek değil. Artık televizyona çıkacağız. Rezil olmamız lazım yani. Bu işin düzgününü yapmamız lazım. O kahve biraz aslında kulak dolgunluğu için yaptığım bir şeydi ama... bana faydası oldu, çok faydası oldu. Onların hızla parlayıp hızla sönmeleri, ne kadar temiz bir yüreklerinin olduğu, böyle çok çetin gözükse de insanlar böyle müthiş bir açıklık taşıdıklarını filan faydası oldu, faydasını gördüm. Benim Trabzonlu bir sınıf arkadaşım var, Saygın Soysal diye, belki tanırsın, belki siz de tanırsınız. O işte Trabzon'a giderdi tatillerde. Babasının da şeyi vardı, böyle bir bilardo salonu, kahve falan gibi bir şey vardı. Orada bir gün otururken işte bir tane amca çağırmış bunu ya. Zaygın, sen bilirsin. Ya biliyorum mu demem lazım, ya bayırım mı? Müthiş. İçimden geldi. Ya, ne olacak diye. Peki. Bir şey geldi. Özürler dileyerek. Bir gün bir arkadaşımın evinde plakların arasında Kandıralı Mustafa'nın bir planı gördüm ben.
Ve çok şaşırdım. Kandıra Mustafa'nın bir pilav olduğuna çok şaşırdım. Hı-hı. Arkadaşım, bunun pilav mı varmış ya falan. Nasıl yani Kandıra Mustafa bilmiyor musun? Ben dedim ki bilmez olur muyum? Sünnetimde çaldı benim. Yani bizim ailemizin, bir abimin, onun, bunun, İzmit'te böyle çok insanın sünnetinde çalan aile. Kandıralı, klarnetçi bir aile onlar filan. Ama yani ben düğünlere geliyor diye biliyordum. Pilav olduğunu bilmiyordum filan dedim. Ve bana şu hikayesini anlattı. Kandıralı zaten yani benim üst kuşağım TRT1'de yılbaşlarına hı-hı çıkıp filan onu biliyor ama benim yaşım tutmadığı için o hikayeleri bilmiyorum. Mustafa Kandıralı'yı bir ünlü bir klarnetçi, bir İsrail asıllı bir dünyaca en meşhur klarnetçi Amerika'da bir caz festivaline çağırıyor. Ve diyor ki ekibini toplayıp gel. Kandıralı da ekibini toplayıp gidiyor ama onlar şey yani gırnatacı bir ekip. Hı-hı. Yani böyle daha çok improvizasyona alışık, 9-8'e alışık bir ekip filan. Ve caz festivalinin olduğu şehre gidip otele yerleşiyorlar. Kandıralı plaklar topluyor. Gidiyor bir kitapçıya, biz caz plakları topluyor ve otel odasının ortasına bir pick-up kurup diyor ki sabaha kadar bunları dinleyeceğiz, yarın böyle çalacağız, rezil oluruz yoksa diyor. Biz caz festivaline geldik diyor. Benim kahve hikayemden aklıma geldi ya. Ve oturuyorlar sabaha kadar o caz plaklarını dinliyorlar ve ertesi gün bir repertuar oluşturup sahneye çıkıyorlar falan. Konser bitiyor. O adını hatırlayamadım, meşhur klarnetçi. Konser sonunda herkes alkışlarken ayağa kalkıyor, bütün salon ayağa kalkıyor. Ve elinde bir çantayla sahneye çıkıyor. Kandıralı'nın elini sıkıyor, tebrik ediyor ve çantayı uzatıyor. Alkışlar devam ediyor filan. Kandıralı çantayı açıyor ve klarnet çıkıyor içinden. Adam klarnetini Mustafa Kandıralı'ya hediye etmiş. Ve ben TRT arşivde böyle bir kısa bir video gördüm. Kandıralı'ya bunu soruyorlar. Peki işte Joshua bir şey size klarnetini verdi, ne hissettiniz filan? Çok kral hareket. Bak yapılmaz. Çok delikanlı hareket. Klarnetini ben vermem mesela klarnetini. Adam büyük hareket yaptı. Sevmiş demek ki. Falan diyor. Böyle bir hikaye anlatıyor. Efe'den öğrenecek şeylerim var galiba ya. Yok punchline, son, bitirme. Yok falan. Ya hikaye güzel. Finali yok gibi. Finali yok gibi. Çalışacağım bunu. Tanıyalım. İsminiz? Mustafa abi. Mustafa Bey, ne iş yapıyorsunuz? Yıldız Teknik'te öğrenciyim. Aa, ne kadar güzel. Başladı! Hop. Hasta bir adam. İngiliz hasta. Çok teşekkür ediyoruz. Harika anlattınız. Efsane ya. Böyle bir şey yok. Hasta bir adam. Al bir kaya, nereye dayarsan. Hadi bir daha deneyim, bir daha. Bir daha deneyim. Tamam. Bir daha. Ver 5 saniye daha ver. Felçli bir adam. Bilgisayarda yanlış şeyler açıyor. Ayrılan kızları var. Evden ayrılıyorlar. Yerli yabancı bir şey. Soru sor. Yerli. Yerli. Ha, yerli. Söyle. Yok hayır bilmiyorum. Adamın başına yaprak gelmeyen kalmamış. Hasta, evet, felç. Ben bilgisayarda yanlış şeyler açıyor. İzlemedim. Kızları hep ayrılmış. Yaprak dökümü. Yaprak dökümü doğuracağım. Kopya aldım ama oldu. Çok güzel. Tebrik ederim. Başla. Böyle büyüler yapan bir çocuk dizisi. Gibi onun yabancısı. İşte evet bak laflar dönüyor. Başka? Büyülü çocuk dizisi. Yabancı. Hani duyuyorlar, söylüyorlar. Hiçbir fikrim de yok. Böyle bir hareket yapıyor ve her şey bambaşka bir şey. Bu mu? Bir yerini oynatıyor ve böyle kayboluyor. Bir yerini oynatıyor da denmez ama. Ama yani. Burnu muydu? Burnuydu ama diyor burada. Sabrina. Başladı. Bir şey. İlk 5 saniyenin günahı olmaz. Sevgililer. Mustafa için bir 5 daha. 2 aşık çift. İki aşık çift. Yani çok bunlar 4 kişiler. Çok nadir rastladığımız. Çift ne bulacağız? Bir 5 saniye daha. Böyle delilik için, aşk sarhoşluğu için de kullanılan bir isimle başlıyor. Mustafa ilk şiirini yazdı az önce. Bence öp onu. Son şans.
Sen de ama... Gönder ama ne yani? İyi kopya veriyor ya. Şey valla. Ver 5 saniye daha ver. Deli. Son Mustafa. Deli. Eski bir TRT dizisi. Aşkı anlatıyor. Leyla ile Mecnun. Bravo Leyla ile Mecnun. Yes. Başla. Bu salatalıyla meşhur semtimizde geçiyordu bir zamanlar. Salata ne salatalık nerede meşhur Mustafa? Böyle bir aile draması. Salatalığı bilmiyorsun İstanbul'da. Başka bir yerden geçelim. Ethem Dede vardı dizide. Ethem Dede. İstanbul'un semtinde geçer meşhur. Ethem Dede'den bilemez ya. Nasıl bilecek ama? Şey mi acaba? Osman Sınav, Osman Sınav çekmişti onu da. Yapımcısı da oydu. Cennet Mahallesi mi? Değil, yok. Aktör orada vardı, bilmiyorum. Ah, benim de çocukluğum. Nasıl yapacağız ya? Şimdi şöyle... Zeytin vardı karakterlerden. Ne? Düdük mü? Dizinin müziği. Bana dizinin bir masal kimi? Anlat baba içinde. Dizinin bilmiyorum kurtlar kızı. Ne güzel diziydi be. Eski Türkiye. Ve gerçekten yan flütün hayatımıza girdiği diziydi. Mustafa bu şarkıyı elimizden geleni yaptık. Ezberleyeceksin artık. Senin için çalıyoruz. Hep beraber söyleyelim. Kafasına girsin Mustafa. Ölene kadar unutmasın. 3-4. Bana bir masal anlat baba içimde. Bana bir masal anlat baba. Bravo. Bravo! Gayet iyiydi, çok teşekkürler. Süper Baba dizinin adı. Yani senin bir ağa mı? Biliyor muymuşsun? Mustafa'cığım biz az önce şarkısını söyledik dizinin. Bilmiyorum ki yaptın. Öyle yaptı. Yapmadı mı? Yaptı. Biz de sana şarkısını... İsmi aklıma geldi. Yani ha, şarkıyı... Simayen tanıyorsun. Evet. Yani... Şarkıyı biliyorsun aslında. Şarkıyı bilmiyorum çok. Ha, tamam. Diziyi okay, mesela şarkıyı bilenler zaten diziyi nasıl olsa bilir diye sana şey yaptık. Vesile oldu. Çok sağ ol. Sayende Süper Baba'nın şarkısını hatırladık. Başla! Buyurun. Yeşil dev bir karakter. Kulakları farklı. Hulk. Bir yeşil dev. Shrek. Evet. Shrek. Gayet güzel. Tebrikler. 5 saniyede anlattı gerçekten. Başla. Eyvah. Fazla Say ne çalıyor? Piyano. Yani neci? Piyanist. Evet. Bravo bildin. Gerçekten düzenbazlık yaptık yani. Gerçekten tebrik ediyorum Mustafa Bey. Harika yarıştınız. İnanılmaz ama Ulaş Tuna Aztepe'yi paketlediniz. Ben teşekkür ederim. Neye gülüyorsunuz acaba? Daha şaka yapmamıştım. Ayağınıza sağlık. Size bir armağanımız olacak. Nazlı Hanım teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Orta oyuncularından sizin için aldığımız bir tişörtü güle güle giyin. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz Mustafa Bey. Alkışlıyoruz Mustafa Bey. Bravo. Körfez... Art House sinemasında bayağı önemli bir yerde bulunuyor zaten. Oyuncu ekibi de zaten çarpıcı. Yönetmeni Emre Yeksan. Ha. Evet. Senin için nasıl bir yerde? Yani yeniden mesleğimle olan bağım kuvvetlendi o işi yaparken. Ya. Evet. Ne kadar güzel. Çok keyifliydi. Böyle eşimi dostumu arayıp ya evet bu yüzden bu işi yapıyormuşuz diye çok güzel zamanlardı. Beni tekrar işe bağladı. Yine öyle Art House sinema planlıyor musun? Tabii ki istiyorum. Tiyatro da yapmak istiyorum. İzleyebileceğimiz, sevebileceğimiz işler yapmak çok istiyorum tabii ki her zaman. Barbaroslar nasıl gidiyor? Tarihi bir karakteri oynamak falan böyle bir değişik oldu mu? Evet, çok alışmam çok zaman oldu. Yani o dünya, o atmosfer, o dil, o kostüm, o tavırlar. Yani bundan 500 yıl önce dönen bir hikaye... ...nin içine girmeye çalışıyoruz. Evet.
bunun ne kadar zor olduğunu içine girince anladım hakikaten. Bir yandan da şeyden çok korkuyordum. Yani Barbaros Hayrettin, yani bizim ülkemizde padişahlar falan da çok seviliyor ama bu tür kahramanlara ayrı bir ilgi ve merak var. Ya bu benim üzerimde bir baskı olacak mı acaba diye de endişe etmiştim açıkçası ilk başlarda. Fakat giderek alıştım, ısınıyorum. Şey tuhaf, yani bugünün hareketlerini yapmıyor olmak. Hmm. Yani o otur kalklar, o tavırlar, insan ilişkileri falan, o dönemdeki bir şey bulman gerekiyor. Bu ilginç bir alan. Bir yandan da çok aktif işte aksiyon, dövüş sahneleri, büyük meydan savaşları falan dönüyor. Artık çözdük değil mi biz o sahneleri? Beceriyoruz. Bayağı evet. İyi görünmeye büyük organizasyonlar. Çok vallahi zor. Tebrik ederim sizin prodüksiyon ekibinizi de. Peki şöyle bir soru sormak istemiş arkadaşlarımız. Sen Anlat Karadeniz'de hazırlanmak için role Trabzonluların gittiği bir kahveye müdavim olmuşsunuz. Peki Hızır Paşa için, Barbaroslardaki Hızır Paşa için ne yaptınız? Kadıköy Beşiktaş vapuruna mı dadandınız? Bu arada bunu yaptım. Yani şöyle, adada yaşıyordum o dönem. Hala bir ayağım orada filan. Ve Barbaros diye bir vapuru var ada ve Kadıköy arasında çalışan. Yakalarsam ona biniyordum ve fotoğrafını çekip yapımcıya, becere... Çalışıyoruz ya, ya. Bak peşindeyiz bu işin. Eyvallah olsun. Bir oyuncunun düşeceği en büyük tuzaklardan biri kibirdir demişsin. Bu yani bizim mesleğimizde de ego, kibir aslında belli bir seviyede de ihtiyaç yani. Biraz da bulunması lazım ki hani işini yapabil. Bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Çünkü onun ayarı kaçınca da saçma sapan birine dönüşebiliyorsun. Yani. Evet, bence çok basit. Kayıt zamanı ve kayıt dışı zamanı ayırmak gerekiyor burada. Bir zamanlar bir şey duymuştum. Amerikan ordusunda paydostan sonra bütün rütbeler aynı masaya ayaklarını uzatır falan gibi bir şey duymuştum. Yani o mesai zamanında bir asüs, bir durum var. Ama mesai bittikten sonra herkes eşitleniyor. Evet. Yani bence onun sahne üstü, yani o egoyu neyse, o ego neye lazımsa, karakterini savunmak mı, özgüven mi, görünür olmaktan korkmamak mı, onu o kayıt zamanı içinde tutmak lazım. Kayıt bittiği zaman sonra tekrar gidip de işte yani yemek sırasında öne geçmeye çalışmamalı bir oyuncu falan. Yani girsin sıraya, o da yesin yemeği. Hiç kamera arkasına geçme planın var mı Ulaş? Kamera arkası, yani yönetmenlik merakım çok yok aslında ama sahne üzerinde... aşağıya inme merakım var. Yani bir oyun yönetsem fena olmaz mı acaba? Ya fena olmaz değil de bir oyun var aklımda. Acaba onu yapabilir miyim diye bir hayalim var. Aa, hadi bakalım. Evet. İnşallah yaparsın ya. Umarım. Tiyatroya başladı lisede. En sevdiği şiir Geyikli Gece. Senden bahsediyorum Ulaş Tuna Aztepe. Göremezsin magazinde, evdedir mümkün mertebe. En sevdiği eşya kanepe. Türkiye'de iki hazine, birisi Göbekli Tepe, diğeri Ulaş Tuna Aztepe. Bir bakmışsın bisiklette, bir bakmışsın TRT'de, bir bakmışsın arabanın üstünde. Geriliyordun bak bitti bile. Çık koş şimdi dere tepe. Kartal Pendik Maltepe. Ulaş Tuna Aztepe. La 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 la. Ulaş Tuna Aztepe. Bravo Caner. Bravo Caner. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Instagram'ı az önce sen de söyledin. En aktif kullanmayan isimlerden birisi. Son postun Temmuz 2021'de. Ondan önce de Eylül 2019'da var bir tane. Ne zaman paylaşmam gerekiyor yeni postumu bu hesaba göre? Valla 2022 Eylül. Okay. 2023 Temmuz'da paylaşacağım bir daha. Olur. Yeter. Kapat ya.
Kapat, niye açık öyle mi? Evet. Yani evet, dert oluyor. Kapatayım vallahi. Okey. Yok, ya da bir tane sosyal medyacı mı tutsan? E ama ne yapacağım oradan? Para mı kazanacağım? Para lazımsa kazanırsın da gerek yok. Yani ne yapayım oradanı çözemiyorum. Ha. Kendimi mi anlatacağım? Şimdi çok haklısın. Yani onu bilmiyorum. Ya yani medyumlar haklısın. Var ya, kimisi de tiyatroya çıkmak istemiyordur. Evet. Kimisi televizyona çıkmak istemiyordur. Evet. Ben de Instagram'a çıkmak istemiyorum. Yani bir medyum o. Yani... Ya... Çok güzel tarif ettin evet. Gerçekten. Yani böyle yani abi orada bir para var, al la da yokum. Yok yok. Ya oğlum orası bir alan, bunu kullan, sosyal sorumluluk. Ya bunun samimi bir yolunu bulamadım. Haklısın. Yapamıyorum. Yani yoksa benim de tabii ki yani hassasiyetlerim, yani tabii ki çok umursadığım çok şey var. Yok ben oradan bunu yani seslenmelisin, bir şey söylemelisin diye demiyorum. Yani artık günümüzde şöyle bir ben söylediğin her şeye katılıyorum. Hı hı. Yani benim de sosyal medya hesabım yaptığım işlerle dolu. Yani benle ilgili, bizzat benle ilgili bir şey yok. Hı hı. Öyle baktığın zaman. Ama şöyle bir noktaya geldik. Yani ben mesela biriyle tanıştığım zaman Instagram'ı ya da Twitter'ı falan yoksa tedirgin oluyorum artık. Olmuyor musunuz evet. siz? Kim olduğunu anlaman mümkün bense değil. Bense merak ederim yani. Ha, ilginç biriyle karşı karşıya izlerim. Ha, inşallah dolandırmaz ular. Merak edermiş. Merak etme, bitti, merak falan yok. Instagram'ı yoksa görüşmeyeceksin onunla. Ya bir de oyunculuğu, Robert De Niro'nun böyle bir lafı var. Çok sevdiğim bir laf. Şey diyor, ya biri olacaktım ya oyuncu olacaktım. Ben oyuncu olmayı tercih ettim diyor. Yani oyunculuğu tercih etmemin sebeplerinden biri de bu aslında. Yani kendimi saklamak... çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Çok haklısın. Hı-hı. Benim de bütün derdim o. Ama bunu becerebilirsin. Yani bunu hem onu yapıp hem kendini saklayabilirsin. Bir persona gerekiyor orada evet. yaratacağın. Evet. O da öyle bir şey ama yani bunu sadece bunun üstüne konuşabilelim diye konuşuyorum. Yoksa yani bence bir problem yok. İstediğin kadar aralıklı koyabilirsin tabii. Üç tane yeğenin var. Evet. Cool ve ünlü amca olarak mı görünüyorsun? Bir beklenti var mı amcadan? Değişik. Küçükken tedirgin oluyorlardı bu fotoğraf çektirme olayından. Bir yaşta o fotoğraflarda çıkmamak, ondan korkmak oluyor filan. Şimdi bir tanesi yakın zamanda büyük olan, ben niye, beni niye gönderdin fotoğraf çekilirken filan demeye başladı. Anladım ki böyle şeyler gelecek. Amca işte ben birine aşık oldum. Nasıl yapsak? Bir video ya? Alalım. Yaşa göre farklı dönemleri olacak. Ay hadi bakalım. Peki bisikletle en uzun rotan nereden nereye? Böyle bir soru var. Sen bisiklet... Allah Allah. Bisiklet İstanbul'da çok kullanıyorum. Aha. Ama en uzun rota öyle bir iddiam yok. Muhtemelen şeyde kuzenlerimle böyle bir Ayvalık'tan Kaz Dağları'na falan yaptığımız. Bisikletle? Evet böyle bir yani çok ama 2-3 saatlik bir rota. Çok ama kullanıyorum. Yani. Bisiklet seviyorum. Jeep'ten daha çok bisikleti severim zaten filan. Peki bisiklet yolunda giderken karşına çıkan yayalarla ilginç diyaloğun var mı? Acımasızımdır, evet. Gerçekten mi? Evet, yani şey çünkü Almanya'da ya da işte Hollanda'da filan bu işin nasıl olduğunu görünce aslında ya bisikletin neden yol hakkına sahip olduğunu anlayınca burada da aynısını talep ediyor insan ama burada o kazanılmış bir hak olmadığı için sonradan eklenmeye çalıştığı için çok çalışmıyor açıkçası. O insanlar, o işçiler böyle can vererek o bisiklet yollarını döşemişler falan. O yüzden de o bisiklet yolundan bir yaya, araba bir şey geçtiğinde onun hakkı savunuyorlar. Türkiye'de de böyle öyle olsa diye ben sinirleniyorum, o zillere basıyorum falan ama olmuyor. Biri park etmiş oluyor oraya muhakkak. Evet. Dörtlülerini yakıp haklı görerek kendini. Bu tarafta mı oturuyorsun? Ben Beyoğlu'nda oturuyorum, evet. Şeyde mesela karşıda... Karşıda bu... biraz daha medenileşti evet, durum. Bayağı, yani bayağı demiş, herkes çok dikkat ediyor falan. Çok evet, acayip, çok hoşuma gidiyor. Beyza Hanım, siz ne işle iştigal ediyordunuz? Ben hatırlıyorum da tekrar söyleyeyim. Tıp okuyorum. Ya Beyza Hanım, sizin şarkınızı dinliyoruz. Çok güzel söylüyor, evet. Bilmesek mi bir süre? Yani zaten bilemiyorum da. Ay kesin biliyorum şarkıyı. Böyle Cezayir'de bir yere gittim şu an. Güzel günler, hadi rekabı. Ben ayrı ayrı
Buradan mı albüm yapıyorsun? Aa, bravo, ne yaptı bize kız, gördünüz mü? Tişört verin. Bir şey verin, para vereceğim yoksa. Onu harcamamam da lazım. Ulaş'cığım, zor zamanlar. Müthiş. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Ama teşekkür kim ederim. İçecek şimdi? Vallahi ben hepsini içelim ben. Kim? Bir tane daha hımlarsanız çok özür dilerim. Şarkıya devam etmenize gerek yok. Yani canınız isterse edin ama tamam. Hani yani onun için numara yapmıyoruz. O yüzden tamam. De. Buyurun. Günahkâr. Aynen. Kim önce bildi? Aynı anda bildi. O mu bildi? O bildi. Beyza Hanım'ı alkışlıyoruz. Ağzınıza sağlık Beyza Hanım. Teşekkür ederim. Bana da izah ver, seni çok seviyorum. Ay yeni seni. hangisine içeyim? Gönlün hangisinden yana? Gel kırmızı. Ya saçmalama, gönlün hangisinden yana? Prensesin gözyaşları bunun adı. Buyurun efendim. Oh şifa olsun. Yani... Korktum biraz, bileyim bir sonrakini. Benim de adım Beyza. Ya! Senin kadar iyi değilim. Siz ne iş yapıyorsunuz Beyza Hanım? Ben de eczacılık okuyorum. Buyurun, sizi dinliyoruz. Güzel mi güzel? Buyurun, siz bildiniz efendim. Nasıl lan aynı siz anda? Ölüm! Nerede aynı anda? Kim bildi ya? Siz bildiniz efendim. Ben, değil mi efendim? Teşekkür ederim. Siz şu tabii sıradaki beyazı gömerseniz size zahmet. İnşallah ciğeriniz yansın. Alkışlıyoruz Ulaş'ı. İyi geldi inşallah. Harika. İsminizi öğrenebilir miyim? Renan. Renan Hanım, siz finansçıydınız. Evet. Renan Hanım, sizin şarkınızı. Fırtınalar koparsa kopsun iki elimizi harfler. Renan Hanım, ağzınıza sağlık. Oh, rica güzel söyledin. Alkışlıyoruz Renan Hanım'a. Ben de bu sıradaki motor yağını içeyim. Tüm sevenler için. Oh. Oh, yüzler ekşidi orada ekip. Arkadaşlar. Şekerli mekerli yani. Gerçekten erimiş soğuk jelibon yalıyormuş. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Derin. Yeni psikoloji mezunuyum. Ya. Şu an çalışmıyorum o şekilde. Aa, ama siz sonra mı geldiniz? Ben sordum. Yok, vardım, bilerek söylemedim. Neden söylemedin? Henüz psikolog gibi hissetmiyorum o yüzden. Yoksa size bir şey... Kafası gelmedi bizimki. Peki Derin Hanım, sizin şarkınızı bekliyoruz. Ben mi yapamıyorum? İstiklal Marşı. Yok yok Derin Hanım, bu ya şöyle bir problem var. Bize dönük monitör olmadığı için... Biz belki çok de boğuk duyuyoruz. O yüzden sizin hımlamanızla ilgili bir şey değil. Muhtemelen şiir gibi hımlıyorsunuz siz. Ha, o diyor canım, o mu ya? Bu akşam. Evet. İçerimden bu akşam o. Evet. Bravo, çok ben güzel bildim. Şarkı. Siz bildiniz efendim. Bu akşam diyerek bildim. İçerimden bu akşam. Evet. Deyip, okay. Beyaz olanı yine size kaçtı, inanılmaz. Derin Hanım'ı alkışlıyoruz. Bravo. Çok teşekkürler Derin Hanım. Gerçekten Beyza'nın, bir başka Beyza'nın kopyasıyla bildim. Çok selam söyle. Alkışlıyoruz Ulaş Bey'i. İnşallah masaya kusmaz. Sizi tanıyalım. Nazlı ben. Evet. Moda tasarım mezunuyum. Aa. Evet. Ama çok uzun yıllardır sektördeyim. Ne Baş yapıyorsun? Bey'le seve seve. Uzun ve güzel bir zaman geçiyor. Evet, çok güzel çalışıyor. Ne kostüm. Kostüm yapıyorsun. Evet. Ay ne güzel. Buyurun dinliyoruz sizin şarkıyı. Ayrı ayrı biz
değil artık bu. Biz aynı anda bitirdik galiba. O mu bildi? Paylaşalım gel ya. Aynı anda diyor. Ulaş Bey. Ulaş Bey bildi. Yani. Siz elinizde mikrofon Ulaş Bey mi diyorsunuz Nazlı? Demiş bulundum. Ulaş mı bildi? Aynı anda diyenler. Aynı anda. Ulaş bildi diyenler. Üç masasınız. Ben hayatımda daha büyük yalnızlık görmedim. Aynen. Bize fazla duyuldu ama öyle bir şey yok. Bir şarkı daha hımlamanızı rica edeceğim evet. Nazlı Hanım. Uzatmamı. Aman evalanlar. Vallahi bilmeyi. Kim bildi? Ben bildim abi. Sen bildin. Aynı anda artık. Sen bir takım sesler çıkararak benden falan yaptım abi ben. Bence ben bildim. Kim bildi? Ulaş Bey. Ulaş Bey. Galiba ben bildim. Pekala. Ama yok. Hayatta şey. Yok. Şöyle yapalım. İşte budur. Kardeş payı. Nazlı Hanım çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Ulaş kazandı. Vallahi program bitti ha. Aa, evet. Hayrını görelim. Hadi inşallah. Vallahi ayaklarına sağlık. Gerçekten yani biz daha önce hiç yan yana vakit geçiremedik seninle. Gerçekten muhteşem bir insanmışsın. Çok memnun oldum karşılığıma. Hanımlar, beyler, bu hafta konuğumuz Ulaş'tı. Biz çarşamba YouTube'da, pazartesi yine burada olacağız. İyi geceler.